Büyük patlamanın yani evrenin ilk yaratılış anı olarak tabir edilen Big Bang adı verilen patlamanın veyahut da patlama mı değil mi birazdan onu da aslında açacağız konuşacağız. Sırları olarak belirledik bu haftaki programımızın başlığını ve direkt kendisine büyük patlamanın sırlarından biraz bahseder misiniz veyahut da büyük patlamadan biraz bahseder misiniz diyerek konuyu açalım. Ondan sonra bütün konulara temas edelim ve hemen şunu da hatırlatayım. Sayın seyirciler, sizin de programa katılımınızı bekliyoruz Twitter üzerinden. Bu da sorularınızla, yorumlarınızla sürekli bunları da takip edeceğiz. Ve interaktif bir program yapmaya çalışacağız burada. Bir beyin fırtınası estirmeye çalışacağız sizlerin de katılımıyla. Evet hocam, büyük patlamadan biraz bahsedelim ve girelim olaya. Şimdi önce teşekkür ederim beni çağırdığınız için. İkincisi bir kere daha teşekkür ederim. Benim pek de hak etmediğim şekilde bazı iltifatlarda bulunduğunuz biz onun teşekkür için ederiz. İltifatınızı israf etmeyin diyorum. O yüzden direkt konuya girelim. Peki. Şimdi konumuz eğer Big Bang'sa, tabii bunun ismi aslında yaratılış demektir. Başka bir deyişle her şeyin canlı veya cansız, her şeyin bir ömrü olduğu anlaşılıyor o zaman. Yine daha ayrıntılı bir şekilde konuşmak icap ederse, evrenimizin aslında ezelden beri yani sonsuz zaman öncesinden beri hep var olduğu şeklindeki bir görüş, Big Bang adı verilen ve fiziğin en temel konularını da içeren müthiş bir olayla bertaraf edilmiştir. Dolayısıyla şu anda Big Bang olayının saniyeler arasındaki aşamaları kesinlikle izah edilebilir ve ispat edilebilir duruma gelişmiştir. Bugün için Big Bang'a karşı çıkan hiçbir bilim adamı yoktur. Ve Big Bang'ın aynı zamanda bir ömre dünyamızın da ve evrenimizin de bir ömre sahip olması dolayısıyla şimdiki zamandan geriye gitmek suretiyle çok yoğun ve adeta rakam vermek icap ederse 10 üzeri 96 kilogram bölü metre küp yoğunluğuna sahip bir tekillik adı verilen bir küçücük minnacık adeta sonsuz yoğunluktaki yani bu verdiğiniz rakam şu mudur yani bu kainattaki bütün kütle tek bir noktada toplanmış. Aynen öyle. Bunu şöyle bir açıklıkla izah edebiliriz. Mesela bir kayısı ağacını düşünelim. Kayısı yetiştirmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kayısı çekirdeğini alacaksınız, toprağa gömeceksiniz. Kayısı çekirdeğinin içinde, o çekirdeğin içinde, batınında o kayısı ağacının bütün özellikleri var mıdır? Vardır. Yani kökü, gövdesi, evet. Dalları, yaprakları, çiçekleri, meyvesi var mıdır? Vardır. O çekirdekte. İşte bunun gibi evrenin ilk yaratılış anındaki o küçücük maddede de evrenin bütün olayları ve bütün maddesel sistemleri, dünyalar, güneşler, gezegenler, kara delikler, ak delikler, kuyruklu yıldızlar, kuasarlar dediğimiz bütün bu sistem orada mevcut idi. Buna bazen büyük patlama adı veriyorlar. Ben büyük patlama deyimini hoş karşılamıyorum. Onun sebebi de şu, büyük patlama deyince insanın algısı şöyle oluyor. Orada bir sanki dinamit varmış veya bir patlayıcı madde varmış, bir mayın varmış. O birdenbire infilak etmiş. Ve bu infilak neticesinde madde etrafa dağılmış gibi bir yanlış algılama var. Onun için bunun orijinalini 1950'li yıllarda yine Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Fred Hoyle BBC'de yapmış olduğu bir konuşmada buna Big Bang diyelim demiş. Evet. Ve o zamandan bu zamana bütün dillere aynı şekilde geçiyor. İlk yapıldığı zaman neydi hocam adı? Yani adı adsızdı.
Yani şey, öyle bir şey demiyorlardı. Herhangi şu bu verelim ama o Big Bang ismi tutuldu. Ha, tutuldu. Tutuldu. Hatta dalga geçtiler falan değil mi hocam? Yani zaten Fred Hoyle dalga geçmek için söylüyor. Yani işte, yani. Komik bir aynı isim şey olduğu gibi, için. Tanrı parçacığı gibi. Evet. Yani biliyorsunuz Lederman ismindeki bir Amerikalı fizikçi bir kitap yazıyor. Matbaaya götürüyor. Ben bir kitap yazdım diyor. Güzel bakıyorlar falan. Bu ismi ne diyorlar? İşte bir fiziksel diyorlar. Bir şey söylüyor. Bu satmaz abi diyorlar. Yani sen bunu tanrı parçacığı dersen bu kitap satılır diyor. Ve doğru çıkıyor tabii. Evet, evet. Türkçe'de aynı şekilde tanrı parçacığı çıktı. Ve o zaman şöyle bir ikilemle karşılaşıldı kamuoyunda. Yani bir parçacık varmış. Bunun ismine tanrı adını vermişler. Tanrı parçacığı adını vermişler. Dolayısıyla sanki o parçacık tanrı parçacığı, diğer parçacıklar bambaşka bir parçacık falan. Şimdi burada Londra Üniversitesi'nden Profesör Paul Davis der ki 20. yüzyılın en büyük olayı evrenin yaratılışının ispatıdır. Bu 20. yüzyılın en büyük olayıdır. Ben diyorum ki bu yalnız 20. yüzyılın en büyük olayı bütün değildir. Zamanların. Bütün zamanların, bütün sanat eserlerinin, bilim eserlerinin, edebiyat eserlerinin, bilim yani akla gelebilecek her türlü. Peki evrenin yaratıldığını ispat etmek için Big Bang'e ihtiyaç mı var? Yani eğer bir eser varsa eser müessirin delili değil midir? Bu matematik bir formül değil midir? Doğru da inanç bazında öyle düşünebilirsin. Doğru da şimdi siz eserden müessire gidiyorsunuz. Peki müessirden esere gidelim. Tamam onu da yapalım. İşte o zaman Big Bang'la karşılaşırız. Müessirden esere gittiğimiz zaman. Yok, her zaman yani senin dediğin doğru tabii. Ortada bir şey varsa bu bir yerden bir neşet etmiştir, kaynak almıştır. O doğru. Onu ispat eder de bunu değişik şekillerde böyle olmadığını da söyleyenler var. Yani ezelden beri, hocam baştan söyledi. Şimdi ezelden o, gelen bir zamandan beri mi geliyor? Söylemek istedikten sonra insan her şeyi söyler. Her şeyi söyler. Az önce konuştuğumuz konu vardı ya. Bir adaya gidiyorsunuz. Adada kimsenin olmadığı bir ada. Orada bir kol saati buluyorsunuz. Kol saatini buluyorsanız demek ki buraya birisi önce gelmiş. O saati oluşturan bütün malzeme, metal, işte alaşımlar hepsi toprakta mevcut, öyle değil mi? Bunlar tesadüfen bir araya geldi, bu saati oluşturdu diyebiliyor muyuz? Yok, demek ki bu saati birisi yapmış, buraya konmuş. Onun gibi. Kuantuma göre bu olasılıklar dahilinde. Yani kuantum teorisinde kesinsizlik ilkesi var. Hocam çok iyi bilir. Bu senin söylediğin adaya hiç ayak basılmamış bir adada bulunan kol saatinin kendi kendine oluşması ihtimali yoktur. Kuantum teorisi içerisinde vardır. Ama yoktur. Şimdi 10 üzeri eksi diye. Belli bir rakam. Tam hocam rakam mıdır, aklımda değil. Mıdır? Ama o şimdi, ihtimalin altındaki ihtimaller, o değerin altındaki ihtimaller yok sayılır. Güzel bir şeye geldik. Bir şey daha örnek vereyim. Mesela biz buradan Ankara'ya gitmek istiyoruz. Bu bir seçenek. İhtimallerden bir tanesi. Buradan bineriz, direkt Ankara'ya gideriz. Tek bir doğru yol izleriz. Uçakla gideriz veya arabayla gideriz. Evet. Ama buradan Amerika'ya uğrayıp, oradan Mars'a gidip, oradan Andromeda galaksisine gidip, bütün uzayı dolaşıp gelip Ankara'ya gider misin? Bu da mevcuttur seçenekler içerisinde. Ama yapmayabilirsin bunu. Yapmaz. Ama evet. Bu vardır. Mesela başka bir örnek ama daha vereyim. Ama bunu yapıyorsan irade var. Bunu yapmak için bir irade söz konusu. Saati seçeneklerden bir tanesidir. Bir yol açık var. Demektir. Sen yaparsın veya yapmazsın ama seçenek olarak o mevcut. Tamam, seçenek ortamda. Var ama o saat kendi kendine hadi ben oluşayım bir araya geleyim de saat olayım. Seçenek olarak sahip var. Değil ki. Onu söylemek istiyorum. Yani kendi kendine oluşma ihtimali var. Seçenek olarak var. Ama işte iki örnek arasında oradaki sıkıntı bir taraf. Bir tane daha örnek irade vereyim. Var, diğerinde yok. Yani hocam, elmayla sözüm, bir örnek daha vereyim. Mesela örnek. Bir bina. Şimdi bu içinde bulunduğumuz binayı düşünelim. Bu binaya Allah göstermesin bir bomba gelirse paramparça olur değil mi? Dağılır. Bunun bütün parçaları parçalanmış halde mevcut iken tekrar bir bomba daha attığımızda bu bina kendiliğinden ayağa kalkar mı kalkmaz? Kalkmaz. Sen öyle düşünüyorsun ama kuantum teorisi bu binanın kendiliğinden ayağa kalkması seçeneğin mevcut olduğunu hocam, söyler. Siz ne diyorsunuz? Şimdi kuantum fiziği atom altı parçacıklarla uğraşır. Yani adadaki saatle uğraşmaz. Yani Ahmet'in söylediği günlük hayatta kullanılan
durumlarda gayet tabii ki sonsuz ihtimal vardır. Evet. Sonsuz ihtimal. Ama hiç kimse kalkıp da Mars'ta dolaşıp da Ankara'ya gitmez. Fakat eğer bu ihtimalleri düşünecek olursak, yani bir çan eğrisi adı verilen bir eğri vardır, çan eğrisi. Bu çan eğrisinde olasılık ihtimali belli limitler arasında sıkışıp kalmıştır. Bu limitler arasında sıkışıp kalma durumu muhtemel en, yani olasılığı en yüksek olan ihtimal olarak düşünülür. Mesela diyelim ki %90 ihtimal. Fakat bu çan eğrisi yukarıdan itibaren, yani maksimumdan itibaren yavaş yavaş iner iner iner. Orada artık sıfıra yaklaşır. 0,00000. Bunu uzatabilirsin sonsuza kadar. Sonsuza. Şimdi artık istatistik olarak ve matematik olarak o ihtimal artık olmaz denilebilir. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet evet. Yoksa, benim söylemeye çalıştığım da oydu zaten. Ama zaten yani bütün ihtimallerin mevcut olduğu doğrudur. Evet. Doğrudur. Ama aynı zamanda istatistiğe döktüğümüz zaman, yani rakamlara döktüğümüz zaman bu durumun pratik faydasını şimdi görürüz. Seyircilerimizin sorularını üzerinden de giderek, kendi sorularımızı da ekleyerek soralım. Bir seyircimiz, Hatice isimli, soy ismi görünmüyor, diyor ki evren sürekli genişliyor ise kıyametle birlikte bu genişleme durur mu? Şimdi bu soru üzerinden şöyle bir açılım yapayım ben de size. Şey sözü bırakayım. Big Bang, hani programın başında dedik ya, evrenin yaratıldığının ispatı. Tamam, o zaman evren yaratıldı, ortaya çıktı. Uzayın bir başlangıcı. O zaman zamanın da başlangıcı mı? Şimdi bakınız, fizikle biraz alakalı olan dinleyiciler bunu gayet iyi bilirler. Küçük t eşittir sıfır denir. Herhangi bir hareketin başlama anı. Mesela bir tren hareket ediyor. Time. T eşittir sıfır. T eşittir sıfır anı Big Bang içinde geçerlidir. Bir başlangıç var. Fakat T eşittir sıfır anı ile T eşittir, küçük t eşittir 10^-43, yani 0,42 tane sıfır, ondan sonra bir saniye aralığında, yani sıfırla o saniye aralığında ne olup bittiğini kimse bilmiyor. Onu açalım mı biraz? Açalım. Yani onun yanına 43 tane sıfırı koyacağız. Evet. Bir rakam çıkacak ortaya. Onun adı bile yok. O kadar büyük bir rakam. Bir rakam. Ona, birinin yanında 43 sıfır. Onun ismini sıfır koyalım. Başlangıç onu, noktası mı onu alıyoruz. Bir defa. Ona bir defa isim koyalım. Yani onun ismi yoktur değil. Ha, o milyon kere, milyon kere, milyon kere, milyon kere, milyon kere. Plank zamanıdır o. Evet. Onun ismine Planck zamanı denir. Ha, o rakamı alacağız. Bir saniyeyi o rakama böleceğiz. Evet. Çıkan minicik bir an. Daha fazla bölünemeyen 10^-35 saniye. 10^-43 zamandan bahsediyoruz. 10^-35 saniye. 43 saniye. 10^-43 saniye. 43 saniye. Evet. Bu neyin başlangıcı? Bu Hilbert. Hilbert'in başlangıcı. Big Bang'ın başlangıcı değil. Hilbert uzayın. Hayır, Big Bang'ın başlangıcı değil. Big Bang'ın başlangıcı, müsaade ediyorum. Şimdi bakınız. Big Bang'ın başlangıcı T eşittir 0. Tamam. T eşittir 10^-43 saniyeden sonra bilim başlıyor. Bilim ondan sonrakini izah etmeye ve ispat etmeye çalışıyor. Ondan sıfıra yakın yani olan bir saniyenin o kadar küçük kesiti aldın ya, böldün ondan ya. Ondan sonrasını daha biliyoruz. Daha küçüğünü bölemiyorsun. Saniyenin zamanını biliyoruz. Daha küçüğünü bölemiyorsun. Planck zamanını. Hocanın bahsettiği şu anda. 43-53'e çıkarsa, 63'e çıkarsa oraları bilemiyoruz. Çıkmıyor işte. Bölemiyorsun ki. Şunu bakalım. Şunu. Temperature of universe, evrenin ısısı. Bu mu? Evet, bunu mu? Ama bunu gösterelim. Ha, şey, kameraya mı gösterelim? Evet, kameraya. Ben de ona bak diye söylüyorsun sen hocam. Gösterelim. Tamam, ne diyor burada? Şimdi bakalım. Şimdi bu ne diyor? Birleşik alanlar şey. Bakınız, time after Big Bang. Big Bang'tan sonraki durum 10^-43 saniye. Evet. Küçücük bir zaman bu, evet. Şimdi burası kabul edelim ki T eşittir 0. Bu T eşittir 0 ile T eşittir 10^-43 zamanı içerisinde ne olup bittiğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz, evet. Bundan sonra da bilemeyeceğiz. Tamam, o zaman çünkü, bundan sonrasını konuşalım. Ama neden? Neden bilmiyoruz? Hocam, o da biliniyor. Neden bilmiyoruz? Çünkü fizik ve matematik ilkeler geçmiyor. Burada başladı.
burada başladı. Evet. Burada başlamadı. Tamam, şunu çok daha anlaşılır hale getirmek için sizin çok güzel bir örneğiniz vardı. Var. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında diye başlayan bir şiir. O güzel, çok güzel. Siz bununla açıklıyordunuz. Evet. Onu bir anlatır mısınız? Anlatayım. Ahmet Hamdi Tanpınar. 1900 yılında doğmuş, 1960 yılında ölmüş. Ve özellikle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Edebiyat Tarihi Kürsüsü'nün ana bölüm başkanı olarak görev yapmış. Bir arada da milletvekili seçilmiş. Evet. Türk Edebiyatı'nın en ustalarından bir tanesi. Onun Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabı bundan bir hafta 10 gün kadar gazeteye intikal etti, orada öğrendim. UNESCO tarafından çok değerli bir kitap olarak kabul edilmiş. Şimdi aynı zamanda şair ruhu. Diyor ki, ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Ne demek bu? Zamanın içinde değilse maddenin de içinde değildir. Yani evrenin de içinde değildir. Evet. Fakat bir aralık kapı bırakıyor. Ne de büsbütün dışında diyor. Yekpare bir anın parçalanmaz akışında. Fizikte zaman geçmez. Hani bizim günlük hayatımızda ay zaman ne kadar çabuk geçti falan diye kullanırız çok. Ama fizik açısından zaman akar. Akar. Çünkü neden? Zamanla birlikte fizikçiler space-time continuum adını vermişlerdir. Yani uzay-zaman sürekliliği. Uzay-zaman sürekliliği. Uzay-zaman sürekliliği demek zamanla beraber uzayı ayrı bir kavram olarak ele almayacağız demektir. Zaman neredeyse aynı şekilde orada bir mekan da vardır, uzay da vardır. Uzay nerede ise orada da mutlaka bir zaman vardır. O halde madde dediğimiz o ilk, buna singülarite de diyorlar biliyorsunuz. Tekillik diyorlar. Tekillik diyorlar. Orada eğer başlamışsa Big Bang 10^-43 saniyeden sonraki durumlarda zaman da o zaman başlamış demektir. Hocam fizikçiler, ondan öncesi bilinemez dediniz siz. Neden? Ondan öncesi neden bilinemiyor? Soyut mu orası? Hayır. Nedir? Orada madde orada, var mı? Hayır. Enerji var mı? Hayır. Onu oraya geleceğiz. Heh. Şimdi ya, sadece bu şeyi bitirmedik mi? Bitmedi. Yok, bitmedi daha, işte de. Çok, o, bitsin ondan sonra ona geçelim. O birleşik alanlar. O zaman karar verin. İkiniz hangisini söyleyeceksiniz? Yok, şiir meselesini bitirip ondan sonra senin soruna geçelim. Yok, olur mu? Benim sorum önemli değil de. Hayır, ben, yok yok, çünkü yarım kaldı, onun için söylüyorum. Cevap vereceğim ona. Tabii tabii. Sen devam et hocam. Kesmiş olmayayım ben. Hayır. Devam edelim mi? Tabii. Hayır. Yekpare bir anın diyor. Evet, evet. Ne demek yekpare bir an? Yani tek parça. Bölünemeyen. Bölünemeyen. Yani ikiye dahi bölünemeyen bir andır. Şimdi bu 10^-43 saniye insanlık tarihi bir daha görmeyecektir. Bitmiştir o. Bir kere oldu. Laboratuvarda fizik sistemleri? Mümkün değil. Isı olarak. Mümkün olmayan bir durumdadır. Yani orası. Çünkü neden? Gözlenemez. Ne, gözlenmek ayrı yani. Bu nasıl bulunuyor biliyor musunuz? Matematiksel olarak. Boyut denklemleriyle bulunuyor. Evet. Yani Planck sabitini alıyorlar. Yani. Ondan sonra C ışık hızı sabitini alıyorlar. C eşittir 10^3 × 10^10 santimetre bölü saniye. G gravitasyon sabitini kütleyi alıyorlar. Bunların değerlendirmelerinden istifade ederek zamanı çıkartıyorlar. Buradaki 10^-43 saniye artık 10^-44 olmaz. Yani İkiye Ahmet Hamdi'nin bahsettiği yekpare bir an, bir işte an budur. Bu an mı? Bu andır. Yekpare bir an. Ne diyor ama? Parçalanmaz diyor. Fizik de aynı şeyi söylüyor. Parçalanmıyor o zaman. İkiye bölünemiyor artık. Peki bunu doğrulayan başka bilgi söylüyor mu devamında şiirin? Şiir mi? Şiir çok. Şiir bundan dehşet, sonraki şiir bundan tamamen artık fizik ötesine gidiyor. Metafizik ötesi. Yekpare bir anın parçalanmaz akışında bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. O benim dediğim yere geliyor o zaman. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Ben rüzgarda uçan tüy var ya,
Ondan daha hafifim. Tamam işte ben buradan orada eksi kütleden bahsediyor. Kütlesizlikten bahsediyor. Hocam bunu kaç senesinde söylemiş? Bu fiziksel yani bu, bulgular yoksa işte o zaman. Burada, tabii işte burada yani bu yoktur. Sezgi gücüdür. Evet yani, yani bu kadar bilim adamlarının şey... bak bilim adamlarının sezgi gücü vardır. Einstein gibi. Yani bu Einstein, şey, Einstein E eşit yani genel relativite ve özel relativiteyi mikroskopla bulmadı. Teleskopla da bulmadı. Ya neyle buldu? Matematik. Tefekkürle buldu. Evet. Tefekkürle, düşünceyle. Einstein diyor ki science is important but imagination is the most important. Bilim önemlidir. Fakat hayal gücü daha önemlidir. Buradaki evet. hayal gücünü siz tefekkür olarak alabilirsiniz. Ama bu kadar şey şiir yani bu kadar mesela bu... Ama daha bitmedi şiirin tamamı. Şu, tamam biliyorum. O şiir evet. siz onu okumuşsunuz. Bir, nerede? Ben seyrettiğim bir programda da. Onu bildiğim halde hayret edin. Yani şimdi zaten. Diyecekler ki orada daha önce konuşuldu da o oldu falan diye. Halbuki öyle bir şey yok. Burada yok. Konuşulmadı ama hocam yani, bunu daha önce anlatmışlığı vardır başka yerlerde. Ben biliyoruz bir yani. Garip rüya ile uyuşmuş gibi her şeyin rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. Ne dedi? Sükut dedi. Sessizlik. Hayır. Sükut. Ne demek? Hareketsizlik demek. Hareketsizlik mi? Tabii. Donmuşluk, hareketsizlik. Hı. O da işte o tünelin içindeki maddenin hareket yok. Zaman yoksa yok. Hareket yoktu zaten. Hareket yok. Yo, ama bir şey yani, var orada. Şimdi bak. başım sükutu öğüten. Öğütüyor sükutu. Evet. Uçsuz bucaksız değirmen. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Bu doğrudan doğruya uluhiyet aleminden. Nur aleminden. Yani emir aleminden. Evet. Buraya Işık gelmek olmuş, üzere dur. Olan mümkün varlıkların halini anlatıyor. Evet evet. Evet. Yaratılış evet. öncesini anlatıyor. Yaratılış öncesini anlatıyor. Yani peki, maddi yaratılış. Peki, yani soyut yaratılışı anlatıyor. Vahdet. Tekillik işte vahdet. Tekillik. Singularity. Vahdeti tekillik anlatıyor. Denilebilir. Evet. Peki eğer Big Bang zamanın başladığı ansa öncesi ne? Güzel. Zaman yani evrenimizin artık 14 milyar yıl olduğunu. Daha doğrusu 13,7 yani 13 milyar o 700 milyon. O rakam sürekli güncelleniyor. Yeni hesaplamalarla. Şimdi 7'nin yanına bir 3 daha koydular. Yani 13, 14 değil de önce 14'tü. Ondan sonra 13,7 oldu. Ondan sonra 13,7'nin yanında da bir 3 koydular. Yani 13 milyar 730 milyon yıl. Şimdiki halde bakınız. Big Bang'ın başladığı andan şu ana kadar, şu saniyeye kadar geçen zaman 10 üzeri 17 saniyedir. Yani 100 bin trilyon saniye geçmiştir. Eğer 14 milyar yılı doğrudan doğruya, yılı, aya, güne, haftaya, bu hesabı neye göre yapıyorlar hocam? Gayet kolay. Isı ölçümüne göre mi? Şey mi? 14 milyar yılı. Ha, 14 milyar yılı. Onun yolu, başka yolları var. Yani evrenin başlangıç halini var evet. ve genişliyor. Genişleme hızından, yok, yok. ısı değişimlerinden yola çıkarak. Başlangıç nerede? İşte yani nasıl ölçüyorsun? Genişleme hızından yola çıkarak filmi geri sar. Genişlemeyi geri nereden biliyorsun uzayın ne kadar geniş olduğunu? Genişleme biliniyor. Yani. Ben ısı şimdi bakalım mesela o da var. O da şunu lütfen gösterir misiniz? Gösterelim bakalım önce. Ne diyor orada? Big Bang'ın yaratılışının delili. Delili. Evet, evrenin Big Bang'de yaratılışında bir kitap o. Bu kitap bu. Bu kitap diyor ki Tanrı'nın aklını açığa çıkarmak. Evet. Diyor ki the proof that the universe began in a Big Bang. Evet. Big Bang'la başladığının ispatı. Evet. Şu grafik. Grafik ne diyor? Bu grafik cosmic background radiation dediğimiz 1965'te Robert Wilson ve Arnold Penzias tarafından bulunan ve izotropik evren adını verdiğimiz bu evrenin sıcaklık eşdeğerini gösteren çok kıymetli, çok değerli bir grafiktir. Evet. Ve bu grafik sayesinde evrenin yaratılmış olduğunun ispatı yapılmıştır. Evet. Ancak bu grafikten sonra bütün bilim adamları bunun yanına bir kere daha bakalım. Bir balonlarla çıkalım, uçaklarla çıkalım, suni peklerle yapalım ve COBE adını verdikleri Cosmic Background Experiment, COBE diye yazılır. Özel olarak bir uydu gönderdiler. Bu uydunun sonucunda çıkmıştır bu. Ve o zaman anlaşılmıştır ki artık
kesin kes evren yaratılmıştır. Çünkü ve çünkü şu anda ki sıcaklık değeri uzayda eksi 270 santigrat derecedir. Yani 3 derece kaldı. 3 derece kaldı. 3 derece kaldı. 3 derece. Bu aynı zamanda evrenin entropik değerinin giderek arttığını da gösterir. Evet. Entropi termodinamiğin çok önemli bir konusudur. Evet. Ve daima ve daima artış gösterir entropi. Azalma gösterir. Peki kainattaki sıcaklık eksi 270 ya, 273'e o ulaştığı zaman yani sıfır Kelvin dereceye ulaştığı anda şey elektronlar biter. Dönemiyor. Biter. Bitiyor. Yani madde biter. Az önce zamanın... Ama şimdi bu yüzden hani kıyamet kopar mı kopmaz mı meselesi akla gelebilir hemen. Yani donarak kıyamet donarak olur mu olmaz mı? Olmaz mı? Bu bir görüş. Evet. Ama fazla taraftarı yok. Başka bir görüş, bu genişlemenin bir süre sonra ama ne zaman sonra? Bunu hiç kimse bilemiyor. Evet. Duracağı ve kendi içine kapanacağı. Çünkü buna da büyük çöküş veya big crunch diyorlar. Onun da daha delilleri tam var. Yok hocam. Şöyle var. Yeterli madde olmadığı söyleniyor. Tabii var. İddia edenler de var da. Şimdi bakınız. İki tane temel fiziksel kuvvet bunu idare ediyor, bu genişlemeyi. Bir, evet. Çekim kuvveti. Çekim kuvveti genişlemeyi önlüyor. Daraltıyor. Önlemeye çalışıyor. Yani dizginliyor. Dizginliyor. Çok güzel bir tarif. Evet. Öbürü, evrenin iç enerjisi. Yani Big Bang sırasında genişleyen, büyük bir hızla genişleyen bu güç. O tek parçacığın içindeki enerji mi o? Tek parçacığın içindeki tek enerji. Tek parçacığın toplam enerjisi toplam mi enerjisi. O? Evet. O zaman bu çekim maddenin içindeki enerji de buna eşit olması lazım. Kapanması için üst üste. Öyle mi? Aha. İçinde hayır. Kapanması için çekim kuvvetinin öbüründen daha fazla olması lazım. Ki kapanacak. Ama mümkün mü peki bu hocam? Bilmiyorum. Şimdi bunun mümkün mü değil mi? Zaten ortada bir madde var. Onun yeterli bir enerjisi var. Bu madde açılmış, evreni oluşturmuş. O maddenin içindeki çekim kuvveti bunu toplayacak olan. O maddenin içi, yani madde kendisini büzüp yok edebilir daha doğru mi? Bir deyişle galaktik sistemler diyelim. Daha makro düzeyi yani alalım. Şunu söylemek madde istiyorum ben. Artı bir çekim kuvveti bir yerden gelmiş olması lazım. Nereden gelir? Bunu etkilemesi lazım. Bunu etkilemesi için. Evet. Ancak nereden gelecek? Evet, nereden gelir? Böyle bir gelme şansımız yok. Nereden ama gelecek? Şu var, önlenemez. Yani şey mi, kalanlık madde mi? Maddenin içinde engellenemez güç diye bir olay var. Şimdi, peki ben can alıcı soruyu yani sorayım tünel mı? Şimdi olay çok bana teknik boyuta gidip seyircinin anlamayacağı hale gelsin istemiyorum. Neyse, şiir. Zamanda yolculuk mümkün mü? İkinize de soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sen bizi hocamla kapıştırmak istiyorsan anlaşılan. Şimdi önce zamanı anlamamız lazım bizim. Yani başka bir deyişle bizim zamanı anlamamız için hani madde ile beraber zaman aynı şekilde beraber ve bir olması konuşmuştuk. Dolayısıyla zamanı anlamak için maddeyi anlamamız lazım. Maddeyi anlamamız için de zamanı anlayalım hocam. Evet. Biraz önce dedin hocam. Mesela uzayla zamanı aynı şey gibi anlattım ben yanlış anlamadıysam. Biraz önceki konu içerisinde geçti. Yani uzay ve zaman. Uzay zaman sürekliliği dedi. Sürekliliği dediniz. Bu uzayla zaman birbirine dönüşebiliyor mu dönüşemiyor mu? Çünkü uzay dediğimiz zaman bu genişleyen bir şey. Zaman da bunu sayan veya kontrol eden bir şey gibi bakabiliriz. Evet. Yani bu birbirine dönüşebilir mi, dönüşemez mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Zamanı biz, bir defa tarif olarak zaman ne demektir? Tarif çok basit. Arda arda gelen olayların birbiri peş peşe gelen olayları birbirinden ayırmak için ortaya atılan bir kavramdır. Bir kavram. Evet. Şimdi fizikçiler buna zaman planlaması demiş. Evet. Siz isterseniz buna kader deyin. Arada prensip olarak hiçbir fark yok. Ancak maddeyi biz görüyoruz, tartıyoruz, ölçüyoruz ve fiziksel ve kimyasal özelliklerini biliyoruz. Yoğunluğunu biliyoruz, hacmini biliyoruz, kütlesini biliyoruz. Her çeşit özelliğini bilmeye ve anlamaya çalışıyoruz maddeyi. Ancak zaman böyle bir şey değil. Ancak eğer maddeye biz eşya diyecek olursak
eşyanın hakikati bizi tevhide götürür. Neye götürür hocam? Tevhid. Tevhid, evet. Evet. Ne dedim? Singularity. Birlik. Birliğe. Birliğe götürür. Eşyanın. Eşya neyin çoğuludur? Eşya çoğul. Şey. Ha, şeyin, evet. Şey. Peki şey nedir? Emrihu izâ erâde şey'en en yeküle lehü kün feyekün. Buradaki şey, yani yüce yaratıcı bir şeyin olmasını irade ederse işte ol der ve oluverir. Ne dedi? O ayetin şeyi ama şeyin bak, karşılığı hayır, bak, ama hocam. Bak hayır ne dedi? Yani hayır, ne bir dedi? Şey irade ettiği zaman ona ol der. Ha irade ettiği zaman, istediği zaman değil ama. Tabii irade ettiği zaman. İrade ettiği zaman. Çünkü orijinalde irade diye çıkıyor. Evet irade. Onu istediği zaman derseniz o zaman olayın iradesini. Onu Türkçe'ye öyle çevirmişler. Olmaz ama. Yanlış çevir hatası istemek de irade. Çünkü Allah'ın subuti sıfatları vardır. Hayat, ilim, kudret, irade, semi, basar ve tekmil olarak gider. Evet. İrade en büyük bunlardan. Çünkü irade ne demek? Yapabilirlik demektir. Hedefe yönelik. Yani yapabilmeye yetkinliği olan, yapabilme kapasitesine sahip olan ve bu iradeye sahip olan demektir. Yoksa istemek başka. Benim canım kuru fasulye istiyor dersin. Tabii canım. Her isteyen her şeyini yapamıyor zaten. Yapamaz. Onun için irade doğru tercüme ettiniz. İşte oradaki şey eşyanın tekil hali olduğu için. Dolayısıyla eşyanın, yani bunu tasavvuf erbabı söylüyor. Ehli tasavvuf söylüyor. Eşyanın özü, daha doğrusu mebdeyi diyorlar. Eşyanın mebdeyi bizi tevhide götürür diyorlar ve doğru söylüyorlar tabii. Şimdi buna karşılık zaman, madem ki peş peşe gelen olayları birbirinden ayırt eden bir kavram ise ve zaman da aynı şekilde maddeyle beraber bulunuyorsa, biz maddeyi görüyor, tartıyor isek zamanı hissediyoruz, algılıyoruz. Şimdi o zaman fiziki olarak veya kozmolojik olarak düşündüğümüz zaman karşımıza üç çeşit zaman oku çıkıyor. Üç çeşit. Biri kozmolojik zaman oku. Bu evrenin genişlemesiyle ilgili bir oktur. Yani zaman daima ileriye doğru gider. Yani geleceğe doğru yönelir daima. Bu geleceğe doğru yöneldiği içindir ki entropi daima artar. Zamanla artar. Bu geleceğe doğru yöneldiği içindir ki evren genişliyordur. Şu entropiyi de bir şey yapalım hocam. Entropi. Yani şimdi, sıcaklığın gittikçe sıcak, şimdi hareket şöyle, enerji mi oluyor? Şimdi entropi son derecede ilginç bir konu. Bir yerde okudum. Diyor ki entropiyi bilen, çok iyi bilen bir fizikçi, ben bilmiyorum. Çok iyi bir bilen bir fizikçi bütün tartışmaları da galip gelir diyor. Yani ister sosyal, ister tarih, ister biyoloji, ne olursa olsun. Doğru söylüyorsun. Yani çünkü mesela bilgi yükü de entropiyle ilgili. Bilgi, enerji entropiyle ilgili. Düzensizliğin, bakınız, düzensizliğin giderek artması demek. Bu ne demek hocam? Düzensizlik ne demek? Şimdi bu düzensizlik deyince gayri mütecanis veya bir hiyerarşi olmayan, bir organizasyona sahip olmayan anlamayalım biz. Evet. Şu masadaki yani dağınıklık. Evrenin başlangıcında çok düzenli bir hal vardı da. Doğru. Şimdi giderek bozuluyor. Değerini yani kaybediyor. Yani bozuluyor demeyelim de. Değerini kaybediyor. Hayır, değerini de kaybediyor diyelim. Genişliyor mu? Ne oluyor? Genişlediği için, bak şöyle söyleyelim. Daha basit. O tek çekirdek dedik ya. O tek çekirdekte bütün bilgiler var mıydı? Evet. Bu bilgiler bir şekilde o çekirdekte mevcuttu. Fakat şimdi dağılmaya başladı. Gene var. Bu anda. Gene var ama orada bütün galaktik sistemler mevcut idi. Şimdi o galaktik sistemler dağıldı. Evren genişledi çünkü. Genişledikçe ne oldu? Sıcaklık düşmeye başladı. Ha, İlk sıcaklık kaç derece? Şimdi sıcaklık zaten ısıyla bütün enerji. Olay. Tabii enerjiyle ilgili. Olay. Yani enerji olmadan. Sıcaklığın azalması. Azalması oldu. İlk sıcaklık kaç derece? Nerede o? 10 üzeri. 10 üzeri 32. İşte 10 üzeri 32 evet.
Pampers. Şimdi ben soru başka bir yere dallandı benim anladığım. Valla ben şunu istemiyorum. Yani seyirci hiç anlamayacağı ya teknik boyutlarına girmeyelim. Yani o sorudan devam ederse ikinizin de görüşü zamanda yolculuk yapmak mümkün mü? Şöyle şimdi zamanda yolculuğu anlatıyordu hocam evet, da. Evet veya hayır diye direkt koyup onun üzerinden şunu söyleyeyim ben. Hocam bir müsaadenle. Anlasın. Şimdi sıcaklığın başlangıçta çok yüksek, sonda da sıfır kelvin olması şunu doğuruyor. Sanki bir mıknatıs gibi oluyor. Bütün kainat. 3 kelvin. Düzeltiyor. Evet. Buradan çok sıcaktan çok soğuğa doğru bir akım başlıyor. Evet. Bu akım işte bu entropi dediğimiz şey. Bu uzayı da meydana getiriyor. Zamanın da yayılmasını sağlıyor. Maddenin de oluşumunu sağlıyor. Ve bu bir aslında hayali bir şey ortaya koyuyor. Onun için zaten eski alimler hep hayali demiş bu yaşadığımız sistem. Yani entropide kimse şimdi eminim hala kimse de anlamadı. Şimdi, entropi şu demek. Bardağı bırakırsınız çat diye kırılır dağılır ama o parçalar hiçbir gelmez. Zaman bir araya gelmez. İşte bu düzensizlik diye hocanın az önce bahsettiği evet. Düzensizlik budur. Evet. Yani şimdi zaman yolculuğuna getiriyorsun sen. Evet. Zaman yolculuğu olur mu olmaz mı hocam? Olur mu? Zaman yolculuğunu fiziki olarak mı açıklayalım? Fiziki. Fiziki olarak. Fiziki. Eşyanın bir tarafa zaman içerisinde peki, geçmişe veya geçelim. Geleceğe gitmesi. Ha? Geçelim mi? Tabii geçelim. Tabii, beraber mi geçiyoruz? Ben geçiyorum. Siz tamam. Geçin. Tamam. Şimdi bakınız. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Buna uzay diyorum. Evet, o çizgi uzayı temsil ediyor, öyle uzayı mi? Uzayı temsil ediyor. Tamam. Yani üç boyutlu anlaşalım. Uzayı temsil ediyor. Evet. Başka çarem yok, tek bir boyutta gösteriyorum. Buna da zaman diyorum. Demek ki uzay ve zaman. Şimdi şuradan 45 derecelik bir çizgi çiziyorum. Buradan da 45 derecelik bir çizgi çiziyorum. Buraya gelecek diyorum. Buraya da geçmiş diyorum. Şu noktaya da şu an diyorum. Veya şimdiki an. Şimdi, evet. Bunu uzatıyorum. Bunu da uzatıyorum. Buna zaman konisi denir. Şunlar nedir? Işık hızı. Işık hızı. Yani 300 bin kilometre bölü saniye. Artık santimetre cinsinden söylemiyoruz. 3 çarpı 10 üzeri 10 santim. Şimdi bizim evrenimiz şu uzay ve şu da zamansa şöyle mesela uzay zaman beraberliği veya space time continuum dediğimiz şöyle mesela bir hareket halinde gidiyor. Bu tarafa doğru. Evet. Yani burası geçmiş, burası ansa şimdiki andan itibaren böyle gidiyoruz. Akıyor. Şimdi burada şu anda güneş olsun. Uzayın şu noktası güneş olsun. Şurası da dünya olsun. Yani başka bir deyişle güneş ve dünya uzayda duruyor. Düzleminde duruyor. Uzay düzleminde duruyor. Şimdi güneşten çıkan ışınlar burası zaman olduğuna göre 8 dakikada dünyaya gelirler. Yani güneşle dünya arasındaki mesafe 150 milyon kilometredir. Işık da bir saniyede 300 bin kilometre gider. Ve dolayısıyla bunu hesap ettiğiniz zaman güneşten çıkan ışınlar 8 dakika sonra dünyaya gelir. Bunun manası ne demek? Gündüz vakti güneşi gören bir kişi, bir gözlemci güneşin geçmiş, 8 dakika önceki halini görüyor geçmişi demektir. Seyrediyor demektir. Geçmişi seyrediyor demektir. Eğer bütün kozmoloji kitaplarında şu gerçek ısrarla yazılır ve belirtilir. Uzayda nereye bakarsak bakalım biz
geçmişi görürüz. Çünkü o geçmişten gelen ışınlar şimdi gelmektedir dünyamıza. Misal olarak söyleyeyim, bir misal olarak bize en yakın olan yıldız Alfa Centauri'dur. Işığı bize 4 senede gelir. O zaman biz hayal yakın, görüyoruz. En yakın, en hayal yakın. Hayal dünyasında mı yaşıyoruz? Zaten hayal görüyoruz. Bizim bizim İslam tasavvuf erbapları bu evrene birkaç isim takmışlardır. Ayna, zıl dediğimiz gölge şeklinde ve aynı zamanda ölü vasıfta diri, ölü vasıfta diri ismini vermişlerdir. Dolayısıyla bizim var dediğimiz eşya aslında yoktur. Veya biz onu varmış gibi görürüz. Olmuyor, o iğretidir, ödünçtür. Ödünç. Ancak ve ancak Yüce Allah'ın varlığı sayesinde varlığını kabul edebiliriz onun. Yani onun sayesinde kaimdir. Buna kaim diyor. Şimdi o halde güneşten çıkan ışınlar, şurası 8 dakika olsun, şöyle gelir ve buraya gelir. Pardon, şurayı söyleyeceğim. Şurası yok. O halde güneşten şimdi çıkan ışınlar tam 8 dakika sonra dünyaya geldi. O köşegen dünyanın yeni hali. Hayır, hayır, bu dünya, ha şöyle şuraya geldi. Yukarıya şimdi. Geldi. Yukarıya geldi, evet. Köşede doğru. Kaldı. Şimdi dünya şurada. Evet. Tam o zaman işte tam 8 dakika sonra geldi. Evet, oraya geldi. Oraya geldi. Şimdi bu gelecek, bu geçmiş olduğuna göre, peki biz şimdi fiziki olarak geçmişi nasıl hayal ediyoruz? Şu dünyanın oradan oraya gelmesi ışık hızında mı oluyor hocam, onu da anlatalım. Oradan oraya dünyanın gel, uzayın genişlemesi ışık hızında oluyor tabii. Hayır, şimdi şurası zaman ya, 8 dakika sonra buraya geliyor. Tamam, ışıkla 8 aynı zamanda sonra. Geldiğine göre ışık hızında o da oluyor. Çakışıyor tabii. Çakışıyor. Işık ama bu dünya ışık hızıyla gidiyor demek değildir. Ama aynı zamanda 8 dakikada ışık hızıyla oraya ulaştıysa, şimdi ışık da oraya ulaştıysa. Ama hayır, şimdi bakınız, eğer yani öyle olsa. Uzayın genişlemesi ışık hızında oluyor demektir bu durumda. Hayır, evrenin genişlemesi ışık hızında olmaz. Nasıl olur? Evrenin genişlemesi her 1 milyon ışık yılı uzaklık için saniyede 25 kilometredir. Her 1 milyon. Işık hızı yani binde bir. Daha bakınız şöyle söyleyeyim. Yani evrenin genişlemesinin asıl temeli uzaydan gelen yıldızların kırmızıya kayması, redshift dediğimiz kırmızıya kayması neticesindedir. Dolayısıyla bizden daha uzak olan yıldızlar, bizden daha hızlı ilerler, kaçarlar yani. Bize daha yakın olan yıldızlar nispeten daha yavaş ilerlerler. Eğer zaten dünya ışık hızıyla gitseydi sonsuz olurdu kütlesi. Yok, dünyanın güneşle seyretmesinden bahsetmiyorum ben. Uzayın, dünya ve güneşin birlikte beraber üzerinde bulundukları düzlemin genişlemesi. Yani o doğru. Tabii o beraber şimdi bu böyle gidiyor. Onlar o işte 8 dakika sonra burada ne oluyor? Burada karşılaştı. Orada karşılaştı. Sonra, evet. Evet. Şimdi misal olarak söylüyorum. Alfa Centauri şurada bir yerde olsun mesela. Kaç ışık yılı? Şurada bir yerde olsun Alfa yılı. Bu 4,5 yıl sonra bize ışığı gelecek. Evet. Anlamı ne bunun? Yani şimdi orada bir orada bir kutlama olsa 4,5 yıl sonra görürüz onu. Biz onu 4,5 yıl sonra göreceğiz. Yani 2018 yılında göreceğiz. Peki aynı şekilde 2009 senesinde yapılan bir kutlamayı da şimdi görmüş olacağız. Tabii önceki kutlamayı görüyoruz. Evet. Peki bunu daha genişletelim. Yani Fatih Sultan Mehmet. Şimdi oradan yalnız zaman yolculuğu olur mu olmaz mı çıkmadı. Fiziki olarak anlatıyorum. Tamam. Fiziki olarak. O ışıklar şimdi, oraya geldi. Dünyada buluştu 8 buluştu. Dakika sonra. Şimdi diyorum ki ben geleceğe mi gitmek istiyorum, geçmişe mi? Geçmişe gidelim hocam. Geçmişe gidelim. Peki. Zaman yolculuğu yapalım. Zaman yolculuğu yapalım. Nasıl olsa yapıyoruz. Şimdi geçmişe gitmek için ne yapmam lazım benim? Şuraya gitmem lazım. Evet. Yani geçmişe zamanda gidersem mekanda da geriye gitmem lazım. Evet. Yani dünyanın mesela 100 sene mekanı geçmişe gideceğim. 100 sene geçmişe gidecek olursam yalnız zamanda değil dünyanın 100 sene
uzayda bulunduğu noktaya da gitmem lazım. Tabii. Öyle değil mi? Tabii. Bir onu mutlaka hatırda tutmamız lazım. O zaman buradan şu da çıkıyor. Dünyanın 100 sene önce bulunduğu nokta diye bir nokta var. Var. Orada dünya hala mevcut. Mevcut değil. Peki nasıl gideceğiz? İşte onu söylüyorum ben. Yani, dünya şu anda burada. Siz mevcut değil diyorsunuz. Mevcut olamaz. Çünkü dünya, o zaman öyle olsa dünya sonsuz oldu demektir. Peki, hem geçmişte hem gelecekte. Bütün o zaman kayboldu mu, silindi mi? Dünya bir zaman orada mevcuttu. Bir zamanlar mevcuttu. Evet. Şimdi? Şimdi yok. Çünkü neden? Öyle mi? Neden? Bakınız. İşte anlaşamadığımız nokta baş Peki, gösterdi. Şöyle söyleyelim. Şunu lütfen gösterir misin? Onu göstereyim. Ben şeyi iddia ediyorum. Bütün zaman kesitleri, hocamın söylediği gibi, dünyanın bir zaman bulunduğu yer koordinat olarak mevcuttur ve dünya da orada mevcuttur. Bütün bunlar koordinatların hepsinde, her birinde ayrı ayrı dünyalar mevcuttur. Güneş de mevcuttur. Bütün bu uzay katları halihazırda mevcuttur diye iddia ediyorum. Hocam da onun mevcut olmadığını iddia ediyor. O yüzden zaman yolculuğu yapılamaz diyecek herhalde, öyle anlıyorum. Ben de mevcut olduğunu iddia ediyorum. Evet, ayrıştığımız nokta burası. Evet, ayrıştığımız nokta burası. Şimdi Ahmet Bey bir bakalım buraya. Tabii. Bugün... Bunun ne olduğunu anlatalım hocam. Anlatalım. Şimdi müsaade ederseniz şöyle diyelim. Bugün 13 Şubat 2014. Saate bakıyorum. Saat 23.55. Doğru mu? Peki, şimdi bize okulda ne öğrettiler? Dünya kendi ekseni etrafında döner, gece gündüz meydana gelir. Dünya güneş etrafında döner, mevsimler meydana gelir. Peki, bundan bir sene önceye gidelim. Yani 13 Şubat 2013, yine saat 23.55 olsun. Bir sene önce. Bir sene önceye gidiyoruz geriye. Şimdi o zaman bu dünya 13 Şubat 2013'te, 13 Şubat 2013'te saat 23.55'te burada başladı bir sene önce. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat geldi, buraya geldi. Bize böyle öğrettiler. Oraya gelmez. Oraya gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü güneş İleriye doğru hareket ediyor. Buraya doğru hareketli. Ne kadar hareketli? Mermiden daha hızlı. Efendim? Mermiden daha hızlı. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi. 572 en son günler şey saniye. Saniye. Saniyede 570 kilometre hızla gidiyor. Peki dünya ne kadar hızla gidiyor? Biz de onunla birlikte gittiğimize göre. Hayır. Bunu hariç tutalım. Saniyede 30 kilometre hızla gidiyoruz. Güneş etrafında. Evet. Şimdi Sabiha Gökçen'e geldik. Şimdi Tuzla'ya geldik. Şimdi Gebze'ye geldik. Hareketi bu. Şimdi Gebze'ye geldik. Şimdi de Kocaeli'ye geldik. Her saniyede 30 kilometre. Her saniyede 30 kilometre demek saatte 108 bin kilometre demektir. Ekvator çevresinin 2,5 katı. Bir saatte yol kat ediyor uzayda. Bir günde 2,5 kilometre yol alıyoruz. Bir müthiş günde. Bir hız hocam. Müthiş bir hız. Dünyanın güneş etrafındaki hızı. Ama güneşin hızı da korkunç bir hız. Saniyede 572 kilometre. Onu söylemiyorum. Biz şimdi o ayrı bir konu. Soru soracağım. Güneşle birlikte gidiyoruz. 572 kilometre en az. Çünkü güneşin şimdi, içinde bulunduğu sistemin hızını hiç hesaba katmadan. Nasıl oluyor da biz sarsılmıyoruz? Ya bu nasıl bir şey? Bir saniyede 572 kilometre hızla ilerliyoruz ve sarsılmıyoruz. Çünkü dünya nispi olarak o kadar büyük ki, o kadar büyük ki bu sarsıntı olmuyor. Dünyanın kütlesi, yoğunluğu 5,5 gram bölü santimetre küp. Kütlesi ne kadar? 10 üzeri 24 kilogram. Güneşin kütlesinin 1/1000000. Ve o zaman işte bu şöylemesine bir spiral çizerek yoluna devam ediyor. Geleceğe ait diyorum.
Tamam hocam, bundan ne çıktı? Bundan şu çıktı. Dünya geçtiği bir noktadan artık bir daha geçmez. Tamam, bir şey fark etmez. Ben de aynı şey söylüyorum zaten. Tamam. Yani bu zaman yolculuğu yapılamazın ispatı olmaz. Şimdi ben sen de söyle Ahmet'ten. O arada seyircilerimizden de biraz bir şeyler okuyalım. Çünkü sürekli geliyor, gelmeye devam ediyor. Mesela bir seyircimiz Big Bang'den önce ne vardı diye sormuş. Programın başında da hafif bir değinir gibi olmuştuk. Ondan sonra Mesut Bağırıcı isimli seyircimiz de güneşin 8 dakika öncesini görüyorsak, eğer ışıktan daha hızlı gidersek güneşe zamanda yolculuk yapmış olmaz mıyız? Evet, diyor. İşte bu. Evet. Gibi, bunun gibi şeyler var, yorumlar var. Tahtaya şey çıkmamızı da anladığım kadarıyla anlatmaya çalışıyorum ben de bir şeyler. Tamam. Oradan senden devam edelim. Ve işte bir yani mesela Big Bang'dan önce ne vardı? Big Bang'dan önce soyut yaratılış vardı. Şimdi burada Big Bang sizin de o gösterdiğiniz birleştirme teorisindeki o çizelgeye göre bu birleştirme, yani kuvvet alanlarının birleştirilmesi. Evet. Şimdi ona göre orada Planck dediğimiz sabitte başlıyor. Ondan önce de benim tünel süreci dediğim soyut yaratılış oldu. O sizin biraz önceki şiirde bahsettiğiniz yekpare an denilen an. Hilbert uzayı dediğimiz 1.4 çarpı 10 üzeri 13 santimden daha küçük olan bir uzaydan bahsediyoruz. Burada enerji kuant haline gelemiyor. İşte yekpare bir halde, amorf dediğimiz hareketsiz bir halde bulunuyor. Soyut diyoruz buna. Buradaki enerji, yani bizim kuvvet dediğimiz şey aslında buradaki soyut enerjiden oluşuyor. Bu tünelin içinde Hilbert uzayı dediğimiz yerde burada kuant olmuyor. Kuant ne demek? Enerjinin tespih gibi bir araya gelmesi demektir. Öbekleşmesi demektir. Oradan zaten bütün kainat oluşuyor. Tek bir kuanttan oluştu kainat. Ama bu kuantın gücü bütün kainatın gücüne eşit idi. Buradan sonra çıkan sonuç ne? Şimdi bu şu. Yani hocam sordu da onun için anlatıyorum bunu. Bu Hilbert uzayı dediğimiz yer soyut. Soyut yaratılış. Burada bu hocamın gösterdiği çizelgedeki 4 kuvvet alanından hepsi mevcut. Bunlar nedir? Elektromanyetik kuvvet. Atomu, elektronlarını çevresinde tutan kuvvet. Şey diyeceğim Ahmet abi. Zamanda yolculuğun yapılabildiğine dair ona da geleceğim. Bir iki şey örnek tabii. Mesela bu ete parçacığı ile ilgili senin verdiğin söyleyeceğim bir söyleyeceğim onu. Şuna bir kısa bir giriş yapayım. Müsaade et. Bu elektromanyetik kuvvet dedik. İkincisi zayıf nükleer kuvvet. Üçüncüsü nükleer kuvvet, dördüncüsünde gravitasyon dediğimiz çekim kuvveti. Bunları hocam o birleştirme teorileri var. Bunların üçü birleştiği zaman buradan kuantum teoremi çıkıyor. Tek başına çekim relativiteyi temsil ediyor. Bu relativite ve kuantum teoreminin birleşmesiyle oluşan o tek parçacıktan bu zaman yolculuğu yapılır mı yapılamaz mı onu anlıyoruz. Aslında tek başına çekim gücü zaten zaman yolculuğunun yapılabileceğini ispat ediyor bize. Bu nasıl ispat ediyor? Şöyle ispat ediyor. Hızlı bir sistem, yavaş bir sisteme göre hızlı bir sistemde değişiklikler oluyor. Bunlar hem boyut olarak oluyor, hem enerjideki değişiklikler, kuvvetteki değişiklikler olarak oluyor. Mesela bu kalemin ucu ışık hızına yaklaştıkça kısalır, bunun boyu kısalır. Yarıya düşer, giderek daha düşer, daha düşer, daha tek nokta haline gelir. Bu kadar boyu var iken. Ve bunun kütlesi çoğalır. Ve zamanı yavaşlar. Buradan şu çıkıyor. Işık hızında bir çekim etkisi oluşuyor. Aynı etkiler yüksek çekim alanlarında da oluşur. Yani sizi ışık hızıyla, ışık hızı ivmesiyle bir çekim alanı size bir etki uygulasa, aynı ışık hızıyla yolculuk yapan birisinin başına gelen şeyler sizin de başınıza gelir. Burada şu olur. Bütün kainatın tek bir nokta olarak sizin etrafınızda olduğunu varsayın. Böyle bir noktaya düşersiniz. Ve buradan istediğin bütün kainat etrafınızda olduğu için istediğiniz zaman yani ve mekana gidebilirsiniz. Söylediklerinden Ahmet abi diyorsun ki ışık hızına ulaştığın zaman o sıfır noktasına vardığın zaman kainatın, uzayın ve zamanın tabii sınırına geliyorsun. İstediğin yere oraya da gidersin. Şu oraya patlama gidersin, noktasına geliyorsun. Diyorsun. Başlangıçtaki büyük patlama noktasına bunu söylüyorsun. Peki Taşkın şu Hoca... örnekleri söyleyeyim istersen tamam. Onları söylemiştin. Tamam. Bu iş acaba bu zaman yolculuğu yapılabilir mi yapılamaz mı? Tabii bunun şunun gibi düşünmek lazım.
Yani suyun bir kaldırma kuvveti var. Demir yüzer mi, yüzmez mi? E tabi yüzmez demiş bir sürü insan eskiden. Alimler de söylemiş bunu. Çok da iddia etmişler. Ama suyun kaldırma kuvveti olduğu müddetçe o demirin yüzeceği teknoloji icat edilmek zorundadır. Bugün bu uzay makinesinin olmaması bunun olmayacağı manasına gelmez. Bunun örnekleri var. Nasıl örnekleri var? Mesela yarı ömür dediğimiz bir şey var parçacıklarda. Ömrü vardır her parçacığın. Radyoaktif parçacıklar. Radyoaktif parçacıklarda. Diğer parçacıklarda da aynı şekilde var. Evet. Ama radyoaktif parçacıklarda bu çok rahat izleniyor. Bu yarı ömür, kurşuna gelir. Yarı ömür belli bir süre geçtikten sonra yarılanır. Ondan sonra da onun da yarısı olur, onun da yarısı olur. Buradan parçacıkların ömrü hesaplanabilir. Şimdi saniyenin 60 milyarda biri kadar yarı ömrü olan bir parçacık, sigma parçacığı diye bir parçacık var. Mesela onun da yan ürünü olan eta parçacığı diye bir parçacık var. Bunlar güneşten yayınlanıyorlar. Bunların güneşten dünya arası, hocam biraz önce bahsetti, 8 dakika. Halbuki bunların bu yarı ömrüne göre gidecekleri mesafe 100 metre, 150 metre. Yani güneşten yola çıktıkları anda 100 metre yol alınca bunlar parçalanması lazım. Alt bileşenlerine ayrılmış olmaları lazım. Fakat bunlar dünya atmosferine gelip hidrojen, oksijen, azot atomlarına çarpıp yan ürünler veriyorlar ve onlar okyanusta izlenebiliyor. Şimdi güneşten dünyaya gelebilmesi için kendi ömrünün 70 bin misli uzatmış olması gerekiyor. Yani bir şekilde genç kalmış ve dünyaya ulaşabilmiş. Ömrünü uzatmış. Bu nasıl olabiliyor? Bunun bir tek açıklaması vardır. Bu parçacık ışıktan hızlı hareket etmiştir. Zaman yolculuğu yapmıştır. Kendi ömrünü uzatarak genç kalmıştır. Geleceğe ilerlemiştir. Geleceğe geçmiştir. Bu konuda ne dersiniz hocam? Bu bir örnektir. Bu olabileceğini gösteriyor çünkü zaman yolculuğu. Şu anda Ahmet Tan'ın verdiği örnek çok güçlü bir örnek. Yani bir parçacık var. O parçacık güneşten yola çıkıyor. Onun ömrü o kadar kısa ki saniyenin milyonlarda biri kadar kısa bir zaman boyunca yaşıyor ve yok oluyor. Ama güneşten dünyaya ulaşması ışık hızında bile olsa 8 dakika sürer. Ömrünün ışık hızını aşmış. Binlerce katın hocam, olan mesafeyi aşıp nasıl geliyor? Onu mecburum. Biraz sıkıcı olur. Mecburum. Biraz şey böyle anlatsak. Mecburum. Formülsüz. Ama bundan kimse bir şey anlamaz ki. Ama ben de anlamam. Sorun değil. Şimdi bu duran parçacığın kütlesi. Bu parçacığın hızı. Bu ışık hızı. Bu da kütle mi? Hızlandıkça artan kütlenin değeri. Evet. Üzerine artan enerji kütle. Bindikçe artan kütle. Artan kütle. Kütle. Evet. Şimdi evet. Bu V hızı. Evet. Artıyor. Ve sonuçta bunun paydasıyla bu sabit durduğu için bunu buna bölüyorsunuz. M'nin arttığını görüyorsunuz. Evet. Yani buradaki M0'dan daha büyük oluyor. Yani hızlanan bir cismin üzerine kütle ekleniyor. Enerji olarak kütle evet. Ekleniyor. Evet. Şimdi V eşittir C olduğu zaman ne olur? Evet. Işık hızı eşittir. Yani bu cismin yani ışık hızı, bu cismin hızı, hız. Bu cismin hızı ışık hızına eriştiği zaman ne olur? Bu ne olur? Evet. Bu ne olur bu ifade? Evet siz söyleyin. V'yi C'ye böleceksin 1 çıkar. Bir de burada var. Bir de burada var. Birden 1 çıktı. 1-1. 0 kaldı. Evet. Bir sayının 0'a bölümü sonsuzdur. O halde buradaki M kütle sonsuz mu çıktı? Kütle sonsuz olur. Tamam. Işık hızına eriştiği zaman. Tamam. Laboratuvarda hiçbir küçücük parçacığın ışık hızına eriştiği görülmemiştir. Evet, doğru. İşte burada Ahmet Han bahsettiğinde ışık hızına erişmekten değil, ışık hızını çok üstünden gitmekten bahsediyor. Şimdi önce oraya geçeceğiz. Şimdi bu sizin söylediğiniz ki kainatta bir duvar var. Duvar, aynen. Bu duvar hani, aşılamaz. O duvar neydi? Biraz önce sözünü ettiğim ışık hızı. Işık hızı duvarı var. Bariyeri veya duvarıydı. Burada kütle sonsuz olduğu için maddi bir bunu aşamaz. Bu ışık hızını aşmamak şartıyla bu orada, bu arada, V şeklinde kanatlarda evet. Her şey serbest. Evet. Her şey serbest. Ancak ışık hızını aştığımız takdirde ne olur? Evet. Soru bu şimdi. Ama
şu kısım anlaşılmış olsun. Tabii, hiçbir cisim ışık hızına erişemez çünkü kütlesi sonsuz olur. Evet, doğru bu. Ne demek bu? Kütle sonsuz olur ama hareketsiz olur. Bütün kainat onun etrafında hayır olur. Hayır. Enerjiye dönüşür. Hayır. Kütlesi sonsuz olması için buna sonsuz enerji vermemiz lazım gelir. Olmuş zaten kütlesi i̇şte, sonsuz. İşte bak ama kütleyi sonsuz hale getirmek için buna sonsuz bir enerji vermemiz lazım. Sonsuz bir enerji olamaz. Anlatabildim mi? Sonsuz bir enerji olamaz. Yani oraya ulaşılamaz demek istiyorsun. Ulaşılamaz, olamaz yani. Mümkün değil. Ha şimdi eğer V, C'den büyük olursa ne olur? Cismin evet. Hızı. Hız, ışık hızını aşarsa ne olur? Aşarsa ne olur? O zaman... ne olur? Kütle eksiye döner. Evet. Bu sayı birden daha büyük olur. Evet. O zaman 1 eksi birden daha büyük sayı, 2 diyelim. Evet. Eksi 1 bunu çıkıyor. Karekökünü aldığınız zaman bu sanal olur. Eksi 1 olur kütle. Yani imajiner bir kütle olur. Buna da takyon denir. Tamam. Çok güzel. Takyonlar bu evrende yaşayamaz. Tamam. Ben de aynı şeyi iddia ediyorum zaten. Tamam. Şimdi burada hocama hem katkı olsun hem de kendi görüşümü anlatmak için şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ışık hızını hocam bir duvar olarak gösterdi ki doğrudur. Ve ışık hızına sonsuz enerji verilmesi gerektiği için biz bu enerjiyi bulamayız. Bulamayız. Bu kütleyi de sonsuza ulaştıramayız. Dolayısıyla bu duvara ulaşamayız hiçbir zaman. Çok güzel de Feynberg diye bir adam var. Bu da iddia ediyor, diyor ki ışık hızına hiç değmeden sanki buradan ben duvarın ötesine bir taş atıyormuşum gibi duvarın üzerinden taşı aşırırım, öbür tarafa da geçiririm diyor. Yani ışık hızına değmeden ondan daha alttaki hızlardan bir ivmeyle ışık hızını aşan bir hıza ulaşabilirim diyor. Bu da doğru mudur hocam? Ya onun görüşü. Duvarı nasıl öbür tarafa geçecek yani onu anlayamadım. Yani taşı atıyoruz, duvarın üzerinden aşıyor. Taş öbür taşı tarafa. Atarsın da ışık hızından daha fazla bir şeyle duvarla... Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Feynberg denen adam bunu ispat ediyor ve ışık hızının aşılabileceği ispat ediliyor. Işık hızı aşılınca hocamın dediği şey oluyor. Takyon hızı ortaya çıkıyor. Bu takyon da şu demek, zaten biraz önce benim anlattığım parçacık da o yolda o hızı kazandığı zaman takyon haline geliyor. Takyon şu demek, ömrü uzuyor. Kütlesi eksi oluyor. Çok hızlanıyor. Genç kalıyor. Yani ölmüyor, yaşlanmıyor. Hatta geriye doğru gidiyor. Ömrü. Şimdi ben şunu sorayım mı? Bir de işi başka bir taraftan bakarak. Zamanda yolculuk, zaman uzaydan bağımsız değil. Zamanda yolculuk yaparsanız bir yerden bir yere anında geçmiş, diğer bir deyişle de ne olur? Işınlanmış olursunuz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Sebe Melikesi'nin tahtının ışınlanma bahsi var. Çok var. Şimdi hocam bu meseleleri anlatırken Kur'an'a atıflar da yaparak çoğu Nem zaman suresi, anlattığı için Nem suresinde 38, 39 evet. ve 40. ayetler. Burada evet. bu tahtın ışınlanma hadisesi var. Eğer burada ışınlanma yapılabiliyorsa, yani taht cismi olarak, yani görüntü olarak falan değil, geliyorsa o zaman bu zamanda yolculuğun da yapılabileceği anlamına gelir mi? Şimdi bu maddesel bir cismin ışık hızıyla değil, ışık hızına çok ötesine. Yakın bir hızda gitmesi demektir. Ve bunu biliyorsunuz, oradaki kendisine ilim verdiğimiz o bir şeyde kişi. O Kehf suresinde. Hayır, yok. Nem suresinde ilim verdiğimiz yok. Suresinde var. Orada da var. Burada da var. Ha şey, ha, vezirine sesleniyor. Ha, burada da var. Doğru. Ha, tamam. Burada da var. Yani kendisine ilim verdiğimiz. Evet, doğru. Bu çok önemli bir anahtar kelime. İşte ilim de bu ilim. Ha. Bizim bahsettiğimiz. Yani o ilim hangi ilim? Ben o ilmi bilmiyorum. Bu işte bahsediyoruz. Zaman yolculuğu ilmi. Hayır. Ledünni yani, ilim. Ledünni ilim ayrı, bu ayrı. Benim görüşüme göre. Yani eğer taht ışık hızından fazla giderse takyon olur. Takyon oldu. Yani imajiner, yani hayali bir kütle oldu. Ve bu hayali kütleyi de sonsuz bir enerjiyle götürmek lazım. O zaman orada aradaki... enerji yok hocam. Zaten takyon kendisi enerji üretiyor. Tamam, kendisi da enerji zaten takyon. Evet. Takyona enerji verince yavaşlatırsın. Şimdi onun enerjisini takyon, almak gerekir. Bak şimdi bir defa şunu söyleyeyim ben sana.
takyon konusunda fizik alemi ittifak halinde değildir. Evet. Yani çünkü Einstein'ın bu teorisi yıllardan beri test ediliyor laboratuvarlarda. Yalnız bundan aşağı yukarı bir 8 ay kadar önce CERN'de yapılan bir deneyde bir şey açıkladılar. Dediler ki CERN'de Milano arasındaki bir mesafeyi çok kısa bir zamanda aldı. Ama sonunda yalanladılar. Yani kusura bakmayın bir yanlışlık. Tabii canım biraz ama soyut alem olduğu için. Evet. Şey var, şey bir seyircimiz şöyle bir şey yazmış. Ben bilmiyorum. Çok kısa bir cümle, çok kısa bir cümle. Yani o doğru var mı yok mu diye. Bir sayının sıfıra bölümü sonsuz değil, tanımsızdır deyip şunu eklemiş. Uzayda çok yüksek manyetik alanda çok küçük parçacıklar ışık hızına çıktı diye ben hiç duymadım. Öyle bir deney falan öyle bir deney değil veya gözlem yapıldı mı? Öyle bir şey olabilir mi? Yani, yapıldı mı veya duydunuz benim mu? Bilgim, benim edindiğim bilgi ve tecrübe ışık hızına hiçbir zaman erişilemeyeceğidir. Çünkü o zaman kainat kadar bir kütlen olur. Kainat kadar. Evet. Ve onun içinde tabii sonsuz bir enerji lazım. O da imkan yok. Şu şeyleri ben söyleyebilir miyim? Hamza müsaade edersen. Mesela bu Kur'an-ı Kerim'deki şeyden bahsettin sen biraz önce. Işınlanma hadisesinden. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu relativite hadisesi var mı yok mu? Anlatılıyor mu? Kehf suresi baştan sona anlatıyor da. Evet. Şimdi tek tek ayetlerde de mesela Mülk suresi 3. ayette. Pardon. Şöyle söyleyeyim. Bir dakika yazmıştım. Şeylerin geçen zamanın dünyadaki geçen zamanın buraya not almıştım da öbür kağıdımda kaldı Allah herhalde. Katında bir gün sizin saydıklarınıza göre bin yıl gibidir. Bin yıl mesela bu evet. Relativitenin ispatı. Anlatan, bu evet. Hangi tabii. Şeydeydi hocam? Haç 47. Haç 47'de. Şimdi tamam. Bir tane daha var. Melekler ve ruh Cebrail miktarı 50 bin yıl süren bir evet. Gün içerisinde ona çıkarlar. Yani şimdi için. Burada bu zamanın izafiyetini, relativiteyi çok güzel anlatıyor. Relativite bir şey söyleyeyim mi? Bak, daha belirgin ama daha başka taraftan bir örnek. Süleyman'ın emrine sabah gidişi bir ay, akşam gidişi bir ay olan rüzgara verdik. Bak bu relativite değil. Bu başka bir şey. O da sabah gidişi bir ay yine aynı sabah şey. Sabah gidişi bir ay. O örnekler daha farklı bir şey anlatıyor. Zamanın izafi oluşunu. Yani bizim saymakta olduğumuz orada başka bir kişiye yani göre şeyi değişebilir. Anlayamadım. Bir daha biz Süleyman'ın emrine evet. Sabah gidişi bir ay, akşam gidişi bir ay olan rüzgarı verdik. Ne demek bu? Sabah gidişi yani bir ay ne sabah demek? Gidişi şöyle yani bir yani günde bir aylık yolu zaman kat ediyor. Zaman yolculuğu gibi bir şey anlaşılıyor. Zaman yolculuğu anlatıyor onda da. Yanlış anlıyorsam doğrusunu anladınız neyse onu söyleyin. Rüzgarı verdik. Rüzgar da bir metafor olabilir. Rüzgar başka olarak bir şey kastediyor olabilir. Bu herhalde zaman makinesi. Olabilir düşünebilirsiniz. Evet. Yani, mesela burada şunu söyleyelim. Zaman nasıl davranıyor? Mesela boyutlar küçüldükçe zaman hızlanıyor. Biraz önce bahsettik. Yer çekimsel alan veya hız devreye girince evet. Zaman yavaşlıyor. Şimdi, küçük boyutlarda şimdi hızlı. Mesela diyelim ki çok hızlı gittin. Zamanda çok hızlı gittin. Yani ışık hızını açtık. Açtın. Çok açtın ama. Fark etmez. Çok açtın. İki misli açalım. Üç misli. Beş misli. Beş misli açalım. Yüz misli açtın. Tamam. Şunu gösterir misin? Şimdi burada. Bunu açıklamadan önce bir seyircimizin sorusu var. Ona da cevap olsun diye hemen soruyu sorayım. Siz direkt aynen devam edin. Hatice Akın isimli seyircimiz diyor ki zaman ilerlediğinde geride kalan bitmiyor mu? Biten bir şeye dönmek mümkün mü? Herkesin anlayacağı dilden anlatabilirseniz sevinirim diye sonra eklemiş. Yani, ben bunu size doğru ileteyim. Ve devam edelim hocam. Evet. Şimdi iki tane astronot resmi görüyoruz burada. Evet hocam. Hay diyor. Şu astronot çakılmış dünyaya göre yani. Dünyaya göre 50 sene fakat ona göre belki de bir gün süren bir yolculuk yapmış evet. Ve dönmüş dünyaya. Onlar bir ikiz bakıyor, mi astronotlar? Hayır değil. Evet. Bir bakıyor ki kendisi daha yola çıkarken aslında kendisini görüyor. Tamam. Sonra beraber ikisi beraber birleşiyorlar gidiyor.
Şimdi bu da diyor ki zaman makinesi doğrudan doğruya nedensellik ilkesini ihlal eder. Çok güzel. Zaten bütün iş burada dönüyor. Bütün iş burada dönüyor. Şimdi bu tabii bir karikatür. Nedensellik ilkesi olacak kasılar duruyor. Bu tabii bir karikatür meselesi. Evet. Buradan anlaşılan mesele şu. Eğer ben geçmişe gidersem kendimi görmek istiyorum. Mümkün mü? Tabii atalarını da görürsün hocam. Hayır, kendimi görmek istiyorum. Görürsün. Kendimi. Kendimin gençliğini, bebeklik halimi görmek istiyorum. Ve onu öldürüyorum. Evet. Ne yaparım? Öldürebilir miyim, öldüremez miyim? Öldürebilirsin. O zaman ben nasıl giderim oraya? Paralel işte bu paradoks oluyor. Yani. Zaman paradoksu oluşuyor. O paradoks da paralel evrenler teorisiyle açıklanıyor, yani, iddia ediliyor. Paradoks oluşur. Bu o paradoksan yine çıkılır. Aynı zamanda gelince çıkılır. Yani şimdi bu yani, sizin söylediğiniz, hocamın söylediğini bir şey yapalım. Güzel bir yere temas güzel etti. Bir yere. Şimdi zaman yolculuğu olamaz diyen bilim adamları olsun, diğer çevreler olsun hep şunu öne sürüyorlar. Başka türlü çünkü bunu engellemek mümkün değil. Burada nedensellik ilkesi buna engel olur diyorlar. Nedensellik ilkesi nedir? Hocanın biz, verdiği örnek. Sen ona cevap vermen lazım çünkü bunu savunduğun için. Ha, yani, diyor ki sen bebekliğine gittin. Evet. Kendini öldürdün bebekliğinde. Evet. Nasıl olacak bu iş? İşte o zaman burada, artık sen yoksun. Onu da ben buradan izah edeyim. Tabii. Şöyle, daha önceki bir programda bunu söylemiştim ya. Bu iyi oluyor şeyde hatta izah iyi etmek. Yani biraz formüle giriyoruz ama. Tabii olsun, bir seyircimiz az önce demiş ya 40 dakikada şuraya saat 1 dedik. Bekliyordum en sonunda çıktılar diye. Belirsizlik 0 bölü 0'dır. 0'ı 0'a bölerseniz belirsiz çıkar. Bir sayıyı sonsuza bölerseniz 0 çıkar. Yani arkadaş öğrensin. Yani o, daha böyle çok şey var ama... Tabii. Tek tek şey oluyor. Hocam şuraya saat 1 dedim. Buraya da saat 5 dedim. Normal şartlarda zaman ilerliyor, buraya geliyoruz. Saat 1'den 5'e yolculuk yapan, yani normal şartlarda böyle zamanı geçen bir insan karar veriyor. Burada zaman yolculuğuna çıkıyor. Tekrar saat 1'e geliyor. Olur mu olmaz mı demeyelim, bunun olduğunu varsayalım. Şimdi saat 1'e geldiği zaman tekrar aynı şekilde zaman geçtiği için saat 5'e geliyor. Şurada böyle bir alan oluşuyor. Burada kendisi var. Burada da geldiği kişi var. Yani iki kişi var burada. Yani şu alan paradoks demektir bu. Bu alan defalarca böyle tekrarlanabilir. Bu saat 1'den 5'e devamlı gidilebilir. Şimdi şu 5'ten sonrası ne oluyor? 5'ten sonra zaman devam ediyor. Bu gerçek zaman. Şurada da gerçek zaman geçmiş olarak gelmişti. Yani 0'dan diyelim geldi. Bu 5'ten de 6'ya gitti. Şurada bir zaman olması gerekiyordu. Normal şartlarda bu kişi zaman yolculuğu yapmamış olsaydı zamanı şöyle gidecekti. Fakat zaman da geriye gitti. Şöyle geldi ve 5'ten sonra tekrar devam etti. Şu gerçek kişi şu alanın içerisinde 2 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi kendisiyle karşılaşabilir. Kendisinin 1000 tane gerçek yaşadığı insanı, kendi kopyasını bulabilir ve onlara müdahale edebilir. Ve o müdahaleye göre şu alanın içerisinde bir kader oluşur. Bu alan terk edildikten sonra burada gerçek kişi tek olarak yoluna devam eder. Yani şurası kaderin yeni boyutu olur, şurası kaderin başlangıcı olur. Şurası silinen kader olur, burası da geçmişte silinmiş olan geçmiş olur. Şurası silinmiş gelecek, şurası silinmiş geçmiş olur. Bu bak, böyle soranlar bir şey var seyircilerimizden. Philadelphia deneyi de zamanda yolculuk yapıldı mı yapılmadı mı diye soruyorlar. Philadelphia deneyi de var. Philadelphia deneyinde bu jeneratörler çalıştırıldı denizin ortasındaki bir gemide. Evet. Manyetik alan elde edildi. 1957'de mi olmuştu? 1943'te oldu, bir de 57'de de oldu. İki kere oldu. Bir tanesi gizli bunların, bilinmez. 1943'te olan biliniyor tahmin ediyorum. Çünkü burada sonuçları çok şey oldu, beklenmeyen sonuçlar çıktı. Ne oldu? Burada geminin üzerine yeşil bir bulut gibi bir şey kapladı. Önce yarısına kadar. Ondan sonra tamamını kapladı. Ve geminin denizde olduğu, denizdeki dalgalardan anlaşıldı ama gemi görünmez oldu. Ondan sonra gemi kayboldu. 500-600 kilometre ilerideki başka bir limanda, Norfolk Limanı'na görüldü. Başka zamanlarda görüldü. Tekrar normale dönüldüğü zaman işte benim bu söylediğim o alan içerisinde kaldı. Çift gerçeklik alanı diyoruz ona. O alan içerisinde kaldı. Ve ondan sonra
Bu tayfaların birçoğu çıldırdılar. Böyle durup dururken görünmez oldular. Bazılarının duvarların içinden geçtiği daha sonraki günlerde söylendi. Tabii bu gizli bir deney olduğu için burada neler olup bittiğini tam manasıyla öğrenemeyiz. Öğrenmemiz mümkün değil ama sızan bilgilere göre böyle bir şey oldu ve burada zaman yolculuğu yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bir deney olarak literatüre geçti. Evet, tabii bu arada yorumlar geliyor, güzel yorumlar geliyor ama olumsuz yorumlar da geliyor. O sadece şeyler değil, olumsuzları da okuyalım yani hepsini tabii okuyoruz. Canım, onda sıkıntı yok. Mesela bir Hakan Kaya isimli seyircimiz demiş ki, zamanda yolculuk başlı başına ölüm gerçeğiyle ters, ayetleri kırpmayın, bölüp lazım olanı alıp bırakmayın. Ve burada cevap verebilirsiniz buna. Ona ölüm düşüncesini tersleyip bence tam tersine ölüm başlı başına zamanda yolculuk. Kehf suresini baştan sona bir okusun evet. Değerli arkadaşımız. Kehf suresinde zaman yolculuğu anlatılmasını bir tarafa bırakın. Zaman yolculuğu yapılarak tarihin değiştirilmesi, kaderin değiştirilmesi anlatılıyor. Ama bu yanlış anlaşılmasın. Kaderin değiştirilmesi derken zaten Levh-i Mahfuz'da o alternatifin de yazılmış olduğu diğer alternatif kadere geçiş anlatılıyor. Mesela bak Kıvanç isimli seyircimiz diyor ki bebekliğine dönüp kendini öldürebilirsin ama o paralel evrendeki kopyadır. Kişi zamanda geri gitmez, paralel boyuta geçer. Yani direkt kendi geçmişine değil paralel bir başka bir zamana gitmiş olursun diye de bir yorum gelmiş. O az önce verilen örnekle paralel alakalı. Evrenler nedir onu anlamamız lazım. Paralel evrenler meselesini biraz anlatalım mı hocam? Ne diyorsunuz? Beyler. Hocam bahsetsin biraz. Valla Everett isminde bir Amerikalı fizikçi ortaya attı bu paralel evrenler konusunu. Paralel evrenlere şimdi daha değişik bir isim veriyorlar. Multi-universe diyorlar. Yani çoklu evrenler evet. Hipotezi. Çoklu evrenler hipotezine göre bir evren içerisinde biz yaşıyoruz. Fakat bizim yaşadığımız evrende belli fiziksel sabiteler var. Belli ilkeler var. Belli prensipler var. Belli yasalar ve kanunlar var. Bu kanunlar doğrudan doğruya yaşamamız için, canlılık için son derece de önemli olan şeyler. Mesela yani çok kısa geçtik biz Big Bang'ı. Big Bang'ın ilk dönemlerinde evrenimiz 11 boyut idi. 11 boyutluydu. Bunun 7 boyutu sıkıştı kaldı. Hala sıkışmış evet, durumda. Geriye 4 boyut çıktı. Yani X, Y, Z, T dediğimiz uzay ve zaman şeklinde çıktı. Yani. Buna bu aynı zamanda string teorisi dediğimiz veya M teorisi, büyük M teorisi dediğimiz teoriyle de ilgili olarak bir bağlantısını kurmaya çalışıyorlar. Ve başta bazı kozmolojistlerin iddia ettikleri gibi bizim dışımızda yani bu evrenin dışında sonsuz evrenler vardır diyorlar. Yani bu evren zaten sonsuz demeyelim ama yani o kadar çok büyük, o kadar her büyük bir şey. Her olasılığın mevcut olduğu bir olasılıklar denizi. O ne denizi diyorlar. Mesela şimdi işte şöyle bir şekil var isterseniz evet. Bunu da gösterelim. Bakayım önce. Evet. Şey var hocam böyle mesela şu şekli gösterelim. Var. Yani paralel evrenler teorisini çok güzel izah eden belki evet. Bir şey. Bu her bir küre evet. Olarak burada evren. Gösterilen bir evren. Bunların arasında wormhole denilen solucan tamam. Veya kurt deliği olarak tamam. Tercüme evet. Edebileceğimiz şey de bu paralel evrenler arasındaki geçişler. Paralel evrenleri böyle resmetmişler. Güzel tarif tamam. Eden bir resim kameraya da tutalım. Bir tane daha bu gösterelim. Da paralel evren. Bir tane daha bunu gösterelim. Da tutalım. Bak, bu da mesela, bunun yanına tutalım. Evet. Şu bizim ama önce bunu önce buna bakalım ondan sonra. Peki. Bunlar evrenler bu her bir yuvarlak aralarındaki wormhole denilen de bir anda geçiş yapabildiğimiz Einstein-Rosen köprüsü de denilen yani belki milyonlarca ışık yılı mesafeleri sıfır metrelik bir tünelden pat diye oraya geçmeyi sağlayan şeyler. Mesela kuantum teoreminin bir sonucudur. Tüneller. Şimdi bu bizim evrenimiz. Bunlar da değişik evrenler. Yani değişik renkler. Olasılıklar diğer şimdi altındaki evet. Durumu görelim. Evet. Yani İngilizcesini okuyalım sonra Türkçe'ye tercüme edelim. Sen okuyalım oku. Hocam. Although these other bubble universes may exist theoretically. Dur şimdi. Teorik olarak
bu şekilde bir bebek evrenlerin mevcudiyeti düşünülse bile devam olmalarına rağmen we will never be able to observe or bunlara biz hiçbir zaman görmeyeceğiz or communicate ve onlarla bir iletişim kuramayacağız since they're outside our horizon. Çünkü bizim evrenimizin ufkunun dışında. Evet. Diyor. Şimdi ben burada bir şey yapayım. Benim bu biraz önce anlattığım bu paradoks alanı dediğim, çift gerçeklik alanı dediğim yerde aslında bir paralel evren olarak anlaşılabilir. Bu evrenin içerisindeki paralel boyutları açıklar. İkincisi anti maddeye ait anti evrenler denilen ayrı bir paralel evrenler kuşağı vardır. Üçüncüsü de negatif evrenler denilen ayrı bir soyut paralel evrenler kuşağı vardır. Evet. Bu paralel evrenleri görüp görmemek işte o da ancak zaman yolculuğu yapsak yani belki olmuş olabiliriz. Mesela şimdi, bak seyircilerimizden diyorlar ki şimdi benim İslami açıdan konuya yaklaştığımız zaman benim anladığım paralel evrenle fizikçilerin anladığı paralel evrenler farklı. İslami açıdan baktığınız zaman paralel evren görüyor musunuz? İslami literatürde, Kur'an'da mesela tabii. Ayetlerde ne var? İşte cinler anlatıyor. Mesela melekutiyet alemi. Melek alemi. Mesela ceberut alemi. Cin alemi. Mesela paralel evren mi oluyor onlar? Tabii. Tabii. İşte yani bizim dışımızda. Negatif paralel yani, evren. Yani başka bir deyişle bakınız. Şimdi normal olarak Hazarat-ı Hams denilen 5 alem vardır. Hatta başka bir deyişle yani 18 bin alemi bir zerrede görmüşem diye Muhyiddin İbn Arabi'nin bir sözü var. Muhyiddin hem dervişem 18 bin alemi tek zerrede görmüşüm. Zerrede, tek zerrede bütün bu alemi müşahede etmek. O bambaşka bir şey. Şimdi bizim bulunduğumuz, yaşadığımız evrenimiz milk alemi veya masut alemidir. Bunun dışında ama neresi dışında onu bilmiyoruz. Soyut olarak bir melekutiyet alemi vardır. Melekutiyet alemi. Melekler mi var orada? Kuvvetler yani, mi var? Yani kuvvetler diyebiliriz. Kuvvetler diyorsunuz. Evet. Ama akıl da buraya aittir. Anlatabildim mi? Ve bunun da üstünde lahutiyet alemi vardır. Lahut alemi. Bunun da üstünde ceberut alemi vardır. Artık ceberut aleminde neler olup bittiğini ne insan zihni kavrayabilir, ne kelimeler yeterlidir, ne de harfler yeterlidir. Ama bu paralel evren olmuyor ki bence. Bu paralel evren ta kendisi. Yok, paralel şimdi, evren oluyor. Şey bu paralel evren ta kendisi. Şimdi, ben öyle anlıyorum ben yani. Neden şöyle diyeceğim? Söyleyeyim onu. Mesela şu anda bir evrendeyiz. Tamam, bizim bulunduğumuz mevcut durum bu. Diğer bir olasılık. Hocam, siz bu sandalyede oturuyorsunuz. Ben o sandalyede oturuyorum. Ahmet abi de tabii bu sandalyede işte oturuyor. Benim söylediğim şey. O diğer bir evrende, paralel evrende diğer bir olasılık. Farklı sandalyelerde oturuyoruz. Sizin bu bahsettiğiniz şeyden bu böyle bir şey yok değil mi? Siz yok. Başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Yok, o da o ayrı. Ha, o zaman hayır. Siz ben şuna inanmıyorum. Benim bir tek ama bir tek bedenim vardır. Başka bir bedene sahip değilim ben. Ve bu bedenle o zaman siz tamam. O zaman o şeyi reddetmiş olursunuz teoriyi. Bir dakika. Bir dakika. Tabii inanç oluyor. Şimdi müsaade buyurun. Fakat bu sık sık konuşuluyor. İşte zaman makinesi veya zamanda yolculuk. Ben tay-i mekan ve tay-i zaman kavramına yürekten inanırım. Aynı şey hocam. O zaman zamanda yolculuk o zaman bu. Hayır, var ama, yani oluyor. Bakınız. Zamanda yolculuk demek mutlaka zaman makinesine binip geriye veya ileriye gitmek demek değildir. Çünkü zaman makinesini nasıl yapacaksın kardeşim? Neye göre yapacaksın? Zaman hocam, makinesi bugün yapılamıyor hocam. Diye yapılamaz diye bir şey. Kendiniz gidin. Nasıl yapacaksın? Sonra ama tayyi mekan ve tayyi zaman demek aslında muhtemelendir ki ben bunu yaşamadım ama yaşayanlar var. Bu durumda bir nevi buna isterseniz astral seyahat deniyor. Veya bir keşif diyorlar. Veya mürakebe veya mükaşefe. Keşif olarak. Görüyor. İleriyi görüyor. Geçmişi görüyor. Bunlar mümkün. Evet. Ama bu hiçbir zaman bir makine yapayım da bu makineye oturayım 1910 senesine gideyim veya 1940 senesine gideyim Hitler'i öldüreyim 2. Dünya Harbi olmasın. Veya 1900 senesine gideyim Titanic'in kaptanını bulayım aman kardeşim sen yola çıkma yoksa batacaksın diyemem ben. Bakınız bir kayda vardır. Bu ister bunu İslami olarak ele alın, ister fizik olarak ele alın. Şöyle bir durum vardır. Bir şey nerede ve nasıl olacaksa o mutlaka oradadır ve o zamandadır.
Hocam bir şey soracağım. Tayyi mekan, tayyi zaman yapıyorsun. Bunu cismani bedenle mi yoksa sadece bilinç olarak mı kastettiğiniz o mu? Hangisi? Bence bilinç olarak. Cismani olarak bir yerden bir yere gitmiyor. Ben yani tamamen demez karşısındayım. Bu çünkü sözü beden senin maddendir. Tamamen beden olarak gezmiştir. Madde olarak gidemezsin. Madde olarak. Sen, çünkü senin hücrelerin içinde madde var. Hocam zaten maddenin gitmesinden bir bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayet. Peki, Nebe suresindeki ayet neden bahsediyor? Taht madde olarak gelmiyor. Ona başka bir açıklama götürüyorum. O şıkkıtına yakın bir hız diyor. Fark etmez. Mesela, o yüzden arabayla buradan İzmir'e gitsek bir zaman yolculuğu yapıyoruz. Bak, fark etmez arabayla bu. Mesela bak soruyorlar. Arabayla şeyi, ışık bak, hızını aşarsan ne olur diyor. Parlar arkadan mı ışık gelir? Zaman yolculuğu yapar. Buradan otur otobüse. İzmir'e git. Geçmişte atla gidiyordun. Şimdi İzmir'e gidiyorsun. Bir günde gidiyorsun. Geçmişte bir ay sürüyordu. O zaman uçağa bin, uçakla tabii bir saat. Tabii o da biz kendi zaman içinde zaman yolculuğu bu. Hızlanmak demek, zaman yolculuğu demek. Burada problem şu. Işık hızını aşar mısın, aşamaz mısın? İşte mesele o. Işık hızını aşarsın, burada hem de maddi olarak aşarsın. Anlatılan şeyler yani Kur'an-ı Kerim'deki. Bütün kendi her kendini şey, ışınlarsın. Kendi kendini zaman makinesine binince ışınlarsın. O öyle bir alettir. Gidersin. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Ben hocam biraz önce anlattığı negatif evrenler. Bu yanlış anlaşılmasın. Negatif yani kötü manasında değil de eksi, soyut manada negatif evrenlerdir. Bunlar melekler evreni, biraz önce siz bahsettiniz. Yani böyle paralel evrenler vardır. Ayrıca bizim bu yaşadığımız maddi, yani tam sayıyla gösterilen, artı birle gösterilen evrenin de içinde bunun birçok paraleli vardır. Evet. Hocam ona öyle olmadığını söyledi. Yani. Ayrıca bir de artı grupta yer alan eksi birle gösterilen antimadde dediğimiz bizim tamamen aynımız olan ama bütün değerleri değişik olan, elektrik yükleri farklı olan antimadde paralel evrenler kuşağı da vardır. Bunların üçünü de ayırmak lazım. Bunların toplamının hepsine paralel evrenler deniyor. Evet. Şimdi mesela birkaç tane de seyircilerden okuyalım. Bayağı da geldi, hepsini okumak biraz şey olacak ama aralardan en azından birkaç tane seçerek hani şey yapayım. İlker Batmaz'ın tweetinde diyor ki istediğin kadar paralel evrendeki geçmişte de git. Biyolojik ömür ilk başladığı evrendeki ömürdür. Veya her an bir ölüm diyor. Mesela Saadettin Turan isimli seyircimize diyor ki ışık hızı farazi bir ölçümdür. Maddi yaşamın ötesine yolculuk, düşünceye akla yolculuktur. Aksi imkansızdır. Herhalde buradan da akılla düşünce ışık hızını aşar gibi yorumlar geliyor. Mesela Bermuda şeytan üçgeni meselesine işte bunu soranlar var. Orada kaybolan gemiler, uçaklar zamanda yolculuk mu yapıyor gibi devam ediyor. Yine bunlardan aralarından okumaya devam edeceğiz. O bu konulara ilişkin bir iki cevap verebilirsen. Ben bunlardan alalım. Bermuda meselesi senin şeyin çünkü. O biraz önce ilk bir soru sormuştu arkadaşımız, ne demişti? Ömür yani, değişir mi, değişmez mi? İlk başladığı evren. Mesela bizim 70 sene ömrümüz var. Evet. Ama Hazreti Hızır mesela Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde anlatılan bir şey. Kehf suresinde anlatılıyor bu. Çok uzun yaşıyor. 3000 sene yaşadığını söyleyenler var. Hazreti Adem zamanında görüldüğünü söyleyenler var. Hazreti Nuh zamanında. Peygamberimizle görüşmüş. Hazreti Ali ile görüşmüş. Gelecekte Mehdi ile görüşecek. Deccal'la mücadele edecek. Şimdi bu kadar uzun yaşayabilen bir canlı olabilir mi? Ve bunun insan olduğu da söyleniyor. Ayetlerde bu çok açık. Ben bunu birçok defalarca anlatmaya çalıştım. Bu kitaplarımda da var. Bunun da ben normal bizim gibi 70 sene, 100 sene ömrü olan bir insan olduğunu düşünüyorum. Fakat zamanda yolculuk öyle bir şey ki sizi binlerce sene yaşamış gibi gösterebilir. Yani zaman açıldığı zaman bir saniyenin kesiri size 3000 senelik ömür katabilir. Ama orada aynı şekilde size kaderde yazılmış olan ömrünüzden kullanmak şartıyla. Yani o gittiğiniz paralel boyutta veya geçmiş zamana gittiniz. Orada bir sene kaldınız. O bir sene sizin ömrünüzden düşer. Bir sene geçmiş olur. Tekrar gelirsiniz ama 3000 sene önce görünmüşsünüzdür. 3000 sene sonraya gelirsiniz. Evet. Mesela yine bir şeylerden devam edelim. Mesela diyor yani ki zamanda normal yolculuk ömür değişmez. Allah'ın takdir ettiği kaderde yazılmış olan ömür değişmez. Evet. Fakat zaman yolculuğuyla insan çok uzun yaşamış görünebilir. Mesela rüyanın zaman yolculuğu olup olamayacağını soruyorlar. Ondan sonra akıl konusuna da bir akılla mekan, ilgili bir şey sormuştu. Dur bir iki tane daha okuyayım da ondan sonra yine devam edelim. Tayyi zaman, tayyi mekan ne demektir diye sormuştu. Demin konuştuk ama evliyalar aynı anda başka yerlerde görülmüş diyor. Mesela bu çok
İşte benim biraz önce anlattığım bir şey. Mesela diğer bir seyircimiz de tayyi mekan, tayyi zamanın fiziki olarak yapıldığını, bunun astral fiziki bilinç olarak yapıldığı zaman ona da keşif dendiğini söylüyor. Doğrudur. Bence doğru. Hocam bilmiyorum ne diyor. Ben tabii kendi fikirlerimi söylüyorum. Hocam yanlış da olabilir. Peki bu tayyi zaman, tayyi mekan olayların ispatı var mı? Mesela ayetle delillendirebiliyor muyuz mesela? Tayyi mekan, tayyi zaman. İşte Hazreti Musa ile Hızır'ın yolculuğu. Geçmişe gidiyorlar üç kere. Ama bak orada şey de var ya, biraz böyle yorum, farklı da yorumlanabilir. Ben direkt mesela, direkt var. Birden. Evet, bu güzel bir örnek. 300 sene uyudular. Ama şöyle de birisi çıkıp diyebilir. Ben demiyorum. Yani şey, olabilecek, gelebilecek sorular için söylüyorum. Ya bunlar işte bir ortam oluştu. 300 sene boyunca bunlar uyudular. İşte onlar biyolojik olarak yavaşladılar. Çok yani yaşlanmadılar o kadar zaman. Ölmediler. Ondan sonra öyle şeyler de gelebilir ya. Onun için diyorum yani daha böyle net, belirgin. Yok aslında öyle bir ayet tanımı da yok. Şimdi, yani onun için. Şimdi benim sene... bakınız dikkatle okuduğumuz zaman Kehf suresini mağara diyor değil mi? Evet. Ve mağaranın kapısı kapalı. Dikkat edin. Kapı açık değildir. Bu kapalı bir sistem demektir. Kapalı bir sistem. İşte peki mağaradaki... Bir saniye. Ve onlar bir taraftan bir tarafa dönüştürüldü diyor. Değil mi? Evet, onlar yani, dönüyorlardı. Sen onları görseydin o halde korkardın diyor. Yani bizim tahayyül edebileceğimiz acayip bir hal var orada. Hayır. O dönme ne demek? O dönme koordinat sisteminin değişmesi demek. Muhtemelendir ki buraya gelmeden konuştuğumuz yani imaginary time'a geçmiştir. Imaginary time. Yani tamam, hayali zaman. Tamam, yolculuğu yaptı işte o zaman. Şimdi tamam da şimdi hocam şimdi hayır, sen olmaz hayır, dediğin şey hayır, şimdi olur da ispat ettin yani. Hayır. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu. Ben ne dedim? Ben tayyi zaman ve tayyi mekana yürekten inanıyorum dedim. Ama orada yürekten maddi inanıyorum. Olarak ama, gittiler. Zaman makinesine inanmıyor. İşte senin söylediğin şey zaman makinesi. Zamanla yolculuk yapılır zaman ama makinesi, makineyle yapılmaz. Ay, ama şimdi bak biraz olmaz. Önce hocamın söylediği şey kapalı bir sistemden bahsetti. Kapalı sistem. Sen bunun adına kef de, mağara de ne dersen de kapalı bakınız, sistem bakınız. Zaman makinesidir zaten. Şimdi. Yani. Orada bir koordinat sisteminin değişmesi var. Çünkü boş değil o. Bir yönden bir yöne çevirmek. O zaman demek ki zamanda yolculuk mümkünmüş. Şimdi, makinesiz şimdi, yapmışlar. Şimdi zaten. Bakınız. Hazreti Peygamberimiz de Hira Dağı'na gitti mağaraya. Hazreti Yusuf da balığın karnındaydı. Dikkat Hazreti edin. Yunus. Hazreti Yunus. Bakın burası çok önemli. Bunlar çok önemli hususlar. Yani böyle bir durumda kapalı bir sistemde sen nasıl oluyor bunu bilmiyoruz biz. Fizik olarak bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Fizik olarak bunu ispat etmek mümkün değil. Bak Miraç'ta hocam onların. Miraç'ta nedir? Miraç'ta Hazreti Peygamberi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getiriliyor. Ne kadar zamanda? 0 saniyede. Kaç mesafe? 500 metre. 500 kilometre. Kilometre. Işık hızı değil. Şimdi hocam bilmiyoruz dediği fizik olarak aslında biliyoruz. Neyi biliyoruz? Yani yerçekimsel ivme ışık hızına erişirse senin zamanda sıçratır. Şimdi ivme ışık hızına erişme ne demek? Hız yerçekim, mı diyorsun? Hayır. Hız mı? Şimdi işte bak burası zaten. Hız mı? Ne demek? Işık hızı ulaşmış bir sistem ile veya çok yaklaşmış diyelim. Yani hadi aşılamıyor hocam iddia ediyor. Işık hızının %99.9'una geldi, kesirine geldi. Kütle arttı. Bu kütle arttı ama sonsuza gelmedi. Yani. Şimdi buradaki bu zaman sıçraması ile yani burada olulan olaylar ile ne dedim biraz önce? Bu kalem dedim sıfır noktaya düşer. Boyu kısalır, boyu. Boydan kaybeder, fiziksel bir etki. Zaman durur, kütlesi artar. Şimdi buradaki olan olaylar aynı hızla çekimin sizi etkilemesi esnasında da oluyor. Zaten bu ışık hızında ulaşılan yerde olan olay şudur. Çekimin çok artmasıdır. Yani ışık hızında giden bir sistemde çekim çok fazla olur. Çünkü ne oluyor? Kütle artıyor. Kütle fazla. Çekim. Buradan nereye varıyorsun? Buradan yani şu oluyor. Kehf suresinde çekim mi var? Var tabii. Nerede yer var? Çekimsel ivme ışık hızına ulaştığında veya ona yaklaştığında nasıl ulaşıyor? Zaman sıçraması olur. Nasıl ulaşıyor? Ama neden onların bütün atomları bir araya gelir. Mağarada ezilirler öyle şöyle bir şey. Şöyle ulaşıyor. Mesela kara deliklerde nasıl yani oluyor hocam bu? Kara deliklerde nasıl oluyor? Dejavuyu da soruyorlar. Kara deliklerde. Şimdi bakınız. Kara deliklerde bütün fizik kanunları ihlal olur. Tamam işte aynı şey oluyor. İhlal olur diyorum. Fizik zaten burada da ihlal oluyor. Çünkü fizik kanun değil ihlal ki orası. Şimdi fizik kanunları ihlal edildiğine göre o zaman şimdi kara delikleri bizim o zaman bir
bir olağanüstü durum olarak alıyoruz. Anlatabildim mi? Tamam. Şu anda kara deliğin içine giren hiç kimse yok. Şu anda Schwarzschild yarı çapı denilen bir yarı çapla ve olay ufku denilen bir tabirle anlamaya çalışıyoruz orayı. Yoksa oraya giren bir daha çıkamaz. Çıkamayacağına göre oradan bir bilgi de alamayız biz. Her şeyin bir bilgisi vardır. Oranın da bakın, kara delikler de çeşitli gruplara ayrılıyor. Dönen kara delik var. Evrende, dönen kara delikler evet. var. Kara delik sürekli kütle çekiyor. Bitiyor. Tamam, sürekli onu herkes biliyor. Evrenin malzemesini içine çekiyor. Tamam. O zaman onu evrende bir malzeme eksiliyor o zaman. Eksilsin. O zaman nasıl oluyor? Eksilsin. Evrenin diğer bir tarafından, çok uzak bir yerinden bir ak deliğinde o maddeyi kusması gerekmez mi? Mantık olarak baktığınız zaman. Mantık olarak oluyor doğru da zaten. Fizik olarak bakacağız. Fizik de mantık. Oluyor zaten. Şimdi, öyle. Mesela fizik olarak bakacağız. Var ak delik de var. Kuasarların ak delik olduğuna var. Dair mesela teoriler bakın, var. Yani dünyanın hiçbir üniversitesinde kara delik, ak delik konuları sadece çok ileri derecede çalışan fizikçiler tarafından ortaya atılır. Bunları öğrencilere anlatmazlar. Kara delikler konusunda. Çünkü konu o kadar çok münakaşalı ki, o kadar çok tartışmalı ki. İşte size kara delikler hakkında yazılmış kaç tane kitap vereyim. Black Holes, Time Warps, zamanın çevrilmesi. İşte A Brief History of Time, Hawking'in kitabı. Bu kitabı zamanla bu ilgili merak edenler öneririm. Evet, her zaman da öneriyorum. Bunları ben okudum kardeşim. Zamanın kısa ve ben tarihi. Ben fizikçi olarak konuşuyorum. Fizikçi olarak konuşuyorum. Fizikçi olarak konuştuğum için benim görüşüm fizik olaraktır. Ama benim manevi tarafım vardır. Bu manevi tarafımla konuştuğum zaman da zaman makinesini ben kabul etmem ama mükaşefeyi kabul ederim. Kara deliğin içini niye gözlemleyemiyoruz? Niye gözlemleyeceksin? Nasıl gözlemleyeceksin? Karanlık, karanlık diye değil mi? Hayır, onunla alakası yok. Işığın içine, yok yok, şeyi diyorum, içine giremez. Girmekten bahsetmiyorum. Uzaktan, olay ufkunun olay dışından. Da, niye? Olay ufkuna karanlık. Girdiğin andan itibaren sen içeri karanlık var mıdır diye de sormuş, ona da cevabı orada. Olay ufkuna giren bir kişi bir daha dışarı olay çıkamaz. Olay ufkuna girmeyeceğiz. Ya? Dışarıdan. Buradan teleskopla bakacağız. Bak. Çok güçlü. Bak, hepsi göremeyeceğiz. Bunların hepsi. Göremeyeceğiz. Niye işte? Karanlık. Şimdi ben bunu size niye soruyorum hocam biliyor musunuz? Bak, bir başka bir şeye getirmek için. Tarık suresine bak. Baktınız mı hiç Tarık suresine? Soruyu bitireyim ondan sonra bakalım. Olmadı şimdi bak. Kara deliklerin. Tabii. Kuasar'ın içine niye bakamıyoruz? Şimdi çok fazla Rahman ışık olduğu için. Var. Yıldız yerleri diyor. Çok yerler. Kusuyor. Tarık'ta ne diyor? O karanlığı denen bir yıldızdır diyor. Evet. Ne demek o? Necmiz. Hem pulsara benziyor biraz. Hayır bak şimdi. Hem karanlığı delecek. Karanlığı delinmek ne demek? Hem karanlık olacak hem de yıldız olacak. Olacak şey mi bu? Hem karanlık olacak hem de karanlığı delen diyor. Tabii işte o ilk delen sesini dediği, veriyor ya döndükçe. Delen dediği işte evrenin. Evreni delen. Evreni delen tabii. Tabii evrenin olabilir delmesi. O kara deliği de anlatıyor olabilir. Kara deliği anlatıyor. Tabii doğrudur. Olabilir. Evet. Zaten pulsar da olsa o da kara delikten bir önceki hal. Fark etmiyor bir şey. Evet. Yani çok yüksek evet. çekim alanı. Evet. Fakat biz doğrudan doğruya bu evrenimizi aynı şekilde holografik evren olarak kabul ediyoruz ve beynimizde gördüğümüz şeyleri aslında beyin tarafından algılamaktan başka bir şey değil. Evet. Onu yani madde var mı? Holografik. Holografik ne madde. Demek? Yani elektrik sinyalleri değil mi? Atomu oluşturan eksi parçacıklar, elektronlar, ondan sonra protonlar, artı parçacık, nötron, yüksek parçacık, çekirdek. Hepsi elektriksel parçacık. Yani eşyayı oluşturan her şey. O zaman nasıl bir şey bu? O zaman madde eşya yok. Biz hep algılıyoruz. Bizim sinirlerimiz, beynimiz elektriksel bunu, alıyor. Bunu elektriksel alan değil de dalga olarak söyle. Dalga. Bütün çevremiz titreşim halindedir ve bu titreşimler dalgalar halindedir. Şu anda bu odanın içerisinde ben milyonlarca diyeyim, sen trilyonlarca dalga de. Bu dalgalar çeşitli dalga boyuna sahiptir. Bizim gözümüz sadece 0.4 mikronla 0.7 mikron arasındaki objeleri görebilme yeteneğine sahiptir. 0.4 mikrondan daha bu dalga küçük olan enerji dalgası mı bu? Bütün dalgalar madde, enerjidir. Bütün enerji, dalgalar enerjidir. Hepsi enerji. Hepsi enerji. Maddenin de kendi madde dalgası. Tabii gayet tabii. Elektron da bir dalgaya. He, görüyoruz bir hocam. Var. O aralıkta evet. Şey peki sonra? Efendim? O görebildiğimiz aralık. Ya, göremiyoruz ötesi. Diyor. Işte, görebildiğimiz aralıktakileri yani evreni görüyoruz. Madde olarak algılıyoruz aslında. Enerji dalgaları hepsi. Yani o holografik evren oradan çıkıyor herhalde değil mi hocam? Şimdi o, bakınız bütün burada o titreşimler yani, bu işte holografik evrenin
konuları. Evet. İşte şu. Bunu gösterir misiniz lütfen? Evet. Bakalım önce. Evet. Elektromagnetik spektrum. Tamam, elektromanyetik. Bakınız, bizim gördüğümüz spektrum. Aralık burası. Visible dediği o. Evet. Şurayı görüyoruz. Burayı görmüyoruz. Bunlar frekanslar. Evet. Burayı da görmüyoruz. Evet. Gama ışınları çok küçük. Evet. X ışınları çok küçük. Evet. Ultraviyole. Visible. Bak, doğrudan doğruya bir metrenin milyonda biri kadar evet. olan bir şeyi görebiliyoruz evet. biz dalga boyuna. Sonra daha, tarafı, küçük, daha küçük, daha büyük oluyor. Şu taraf şimdi, ısı mı taraf, hocam? Şunlar ısı, öbür taraf şey ses. Yok, şu taraf. Ses yok. Peki madde var mı? Yok, seyircilerimiz de soruyor. Maddenin olduğundan emin miyiz diyorlar. Elektromanyetik dalga. Elektromanyetik. Peki hocam, az önceki sorumu cevap verdiniz mi? Galiba bitmedi yani. Ben hala cevap. Madde, eşya var mı? Var mıdır, yok mudur? Madde, eşya. Yani eşya. Şu masa. Ses geliyor bundan vurduğumuz zaman. Katı bir cisim olarak alıyoruz ama bunu oluşturan bütün atomlar. Peki bu masa. Elektriksel. Dur şimdi. Bu masa, masa olmadan. Bak şimdi size bir şey diyeyim. Vakti zamanında bir mürşit müritleri toplamış. Zamanınız var değil mi? Var var. Var. Demiş ki 10 sene, 15 sene, 20 sene ben size marifetullah'ı anlattım. İslam'ın temel felsefelerini anlattım. Şimdi sınav yapıyorum. Kağıt kalemlerinizi evet. açın. Herkes kağıdı kalemleri çıkartmış. Yazın demiş. Benim burada durduğum, önümde durduğum masayı anlatın. Yazmaya başlamışlar herkes. 20 kişi yazıyor. İşlerinden bir tanesi düşünüyor ve kağıtları toplama sırasında iki kelime yazıyor oraya. Veriyor hocaya. Hoca diğer kağıtlara şöyle bakıyor, atıyor. Neme lazım yazmasın. Ne? Şuna yazıyor. Neme lazım. Hangi masa? Hangi masa evet. Sen hangi masadan bahsediyorsun? Bu masa mı? O imtihanı geçer hocam. Bu masa mı? O imtihanı geçiyor. O imtihanı geçer. Şimdi bu masa masa olmadan önce neredeydi? Kütüktü. Ağaç. Marangozhanede tahtaydı. Ondan önce neredeydi? Kütüktü. Ağaçta. Ormandaydı. Ağaçtı. Orman. Ondan önce neredeydi? Topraktı. Tohumdaydı. Tohumdaydı. Tohumdan önce neredeydi? Bir başka tohumdaydı. Nereye gidiyoruz buradan? Büyük patlamanın başına gidiyoruz. Oraya kadar da gideriz. Peki daha da konuyu... Konuyu daha da genişletelim. Ben diyelim, ben dünyaya gelmeden önce neredeydim? Annemdeydim. Daha önce babamdaydım. Daha önce neredeydim? Daha öncesi var mı diyeceksiniz. Daha var, öncesi var. Var yani... Daha öncesi topraktaydım, havadaydım, sudaydım. Evet. Güneşteydim, evrende diğer yıldızlardaydım. Bizler, bakınız çok önemli. Evet. Bizler yıldız maddesinden meydana geldik. Doğru mu? Doğru, şarkısı çünkü da Big var. Çünkü Big Bang sırasında... We are all made of stars, Big, hepimiz. Big Bang sırasında sadece hidrojen ve helyum atomları oluştu. Evet. Daha alüminyum yok, kükürt yok, demir yok, kalsiyum yok, manezyum yok. 92 tane elementin hiçbiri yok. Hidrojen ve helyum olduktan sonra. Sonradan hidrojen yakıtını bitirdi. Helyum ve oldu. Sonra işte... Tekrar ilk iş başına geldi ve bu nötron yıldızları haline geldi. İşte bir bardak çay kaşığında 1 milyon ton oldu falan diyoruz. Bunu ondan sonra süpernova. Bu çok ilginç. Bir daha söyler misiniz? Atomların oluşmasını anlatıyor. Yok, bir çay kaşığında ne kadar? Ha, ya sen de söyledin canım, biliyorum. Nasıl hocam, söyleyin. Yani şimdi bu durumda sadece çekirdek kalıyor. Elektronlar kalkıyor orta yerden. Sadece çekirdekte de protonlar kalıyor. Çekirdek en ağırıdır. Atomun içerisinde en ağır olan. Yani elektronlar vesaire falan filan onların hiç bir önemi yoktur. Çekirdeğin ortadan kalktığı bir şey yok mu hocam? Çekirdeğin ortadan kalkarsa enerji ortaya çıkar. İşte uranyum çekirdeğini, uranyum 230. Yok, çekirdek de iç içe bastırılırsa, bütün çekirdekler iç içe bastırılırsa. İşte şeyde öyle oluyor. Yani, kara delikte öyle oluyor. Hayır. Süpernova da öyle oluyor. Patlama oluyor işte. Süpernova da evet. Süpernova patlamaları geliyor. Süpernova patlamalarından sonra elementler açığa çıkıyor. Kimyasal elementler. Önce Big Bang'ta matematik var. Sonra fizik var. Sonra kimya var. Sonra biyoloji var. Daha sonra da bir jeoloji falan geliyor. Hep öncesini soruyorlar burada. Evet. Big Bang'tan önce hiçbir şey yoktu. Çünkü 14 milyar yıl yaşındaysa 20 milyar yıl önce ne vardı sorusu sorulamaz. Yok ki. Neden sorulamaz? Çünkü zaman da yok.
zaman Big Bang'la başladığına göre 20 milyar yıl önce ne vardı sorusu anlamını yitiren bir soru. Biraz önce sor. Açıkladın ama onu. Onu açıkladın başka. Melekler vardı, şeyler vardı. Tabii o başka ama maddi cisimden bahsediyor. Onlar da maddi ama. Akyon da bir madde. Onlar işte soyut dediğimiz şey. Soyut dediğimiz. Bak diyorlar ki zamanda yolculuk olsa bu zamana kadar gelecekten gelirlerdi. Gelmişler zaten. Onun için sana söyledim. Gelmişler de müdahale etmişler, haberi yok. Yani benim de haberim yok, onun da haberi yok. Haberimiz yok. Evet. Bize devamlı binlerce yıldır, hele bu ama günlerde. Ama bunu sakın bana UFO'yla falan izah etmeyin. Yok yok hocam işte. Yani Hızır Bahsin'i çok hocam. Öyle arkadaşlar var. Hızır Bahsin'de anlatılıyor bu. Tarihe müdahale nasıl olmuş? Mesela şey de var. Bazı mesela bir tane. Binlerce yıldır oluyor zaten. Velikoroğlu diyor ki ışık hızına ulaşırsan zaman yavaşlar. Geçmişe gidemeyiz ama geleceğe olabilir. Gibi mesela. Işık zaman yolculuğunu. Zaman mı yavaşlar? Şıkkızını aşınca durur. Geçmişe gidiyorsun zaten mecburen. Yani şey o teknik tarafı değil de demek istediğim şu. Yani zamanda yolculuğun yapılabileceğini savunanlar var, yapılamayacağını ama savunanlar var. Yapılırsa diyor. Sadece geleceğe. Geçmişe yapılır, geleceğe yapılamaz diyenler var. İkisine çünkü gelecek daha yaşanmadı diyenler var. Böyle karmaşa var. Ama o şöyle yapsın. Tek bir anda mesela geçmişe gidiyorsa hep geçmişe gitsin zaten geleceği de bulur. Ya zaten ama hep geleceğe giderse de geçmişe de bulur. De yapılması lazım. Ama ikisine birden de yapılıyor. Zaten yapılıyorsa ikisine birden olması lazım. İkisine birden de yapılıyor. Zülkarneyn'in güneşin doğduğu ve battığı yere gitmesi ne demektir? O hep anlatıyor hocam. O hep anlatıyor. Burada da anlattı o meseleyi. Senden yani, dinleyin. Kere. Zülkarneyn güneşin doğduğu ve battığı yere benim gitmiş. Büyüklerimin bana anlattığına göre Zülkarneyn halen vuku bulmadı. İşte vuku bulacak. Aynı şey o zaman. Sen de aynısını söylüyorsun. Gelecekte yaşıyor diyorum ben. Gelecekte vuku bulacak. Şu evet. Anda vuku bulmadı. Evet. Zaten Kur'an'ı ifadeyi peki hocam, çok bakarsak dikkat edin. Yani orada dili geçmiş zaman, tam bunu geçmiş işte. Zaman, hali hazır zaman değildir. Çünkü Allah indinde zaman yoktu. Kur'an'da olmuş idi var. Gelecekteki olayları da peki geçmiş yani, zaman kipiyle anlatıyor. Hepsi beraber anlatıyor gayet tabii. Geçmiş neden zaman öyle? Kipiyle. Niye neden öyle, öyle anlatıyor? Öyle? Çünkü geçmiş zaman, geçmiş gelecek yoktu onun bir andır. Gelecek, bir anın içindedir o. Evet. Tabii tabii. Öyle bakınca en son noktada durduğun zaman bütün zamanlar geçmiş olur. Bütün yani, zamanlarda gelecek dünya, olur. Bütün zamanlarda gelecek de olur dediğiniz evet. Gibi. O en başta durunca olur. En sonda durduğu için Zülkarneyn'e ait, Hızır'a ait konuların hepsi olmuş idi, bitmiş idi kipleriyle anlatılıyor. Vekâne, vekâne diyerek anlatılıyor. Doğru, tabii. Şeyin yaptığı bütün müdahaleler, Hızır'ın yaptığı bütün müdahaleler mesela birincisinde Erattu diye anlatılıyor. İkincisinde Eratna, üçüncüsünde Eratna diye anlatılıyor. Yani birincisinde ben yaptım, ben irade ettim. İkinci ve üçüncüde biz irade ettik şeklinde anlatılıyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Birincisinde yapılan iş çok hafif bir iş. Gemiyi deliyor. İkinci ve üçüncüde de bir çocuğun öldürülmesi ve duvarın tamir edilmesi var. Bunlar demek ki bir meclisin bir şeyin karar alması gerekiyor. Onun üzerine biz yaptık diye anlatılıyor. Ve burada biz denilen kelime Allah'a izafe edilemeyecek bir şekilde ayrı bir canlılar topluluğuna izafe edilecek şekilde anlaşılıyor. Tabii bütün her şeyi Allah'ın iradesi dahilindedir ama burada Allah'ın iradesini ve yaratmış olduğu sistemi kullanabilen bir topluluktan da bahsediliyor. Evet. Olanlar öyle olmak zorunda oldukları için öyledir derler. Olanlar öyle olmak zorunda oldukları için öyledir. Bu kimin sözü hocam? Bu benim sözüm diyelim. Sizin sözünüz. Güzel. Ya kader ezelde yaratıldığı şekliyledir. Ve gördüğün şeklindedir. Manasına gelen bir evet. Şey. Peki o zaman ne konuşalım şimdi? Yani bu şeylere devam değinmek istediğiniz konular varsa... Diye. Burada sorulardan çok yorumlar var Twitter'da. Vallahi zaman yolculuğu Matrix bir fanteziye çevirdiniz. Şey söyleyeyim. 1898 yılında romancı Morgan Robertson buraya şeyini almışım. Titan diye bir roman yazdı. Ve Titanic gemisinin bütün boyutlarını tarif etti. Nereden nereye gideceğini söyledi. Ne zaman gideceğini söyledi ve başına neler geleceğini hepsini o romanda anlattı. Karakterleri de anlattı. İçinde yaşanacak olayların hepsini anlattı. Ve 14 yıl sonra
O romanda anlatılanların aynısı oldu. Titanic aynı şekilde battı. Aynı içinde neler var hepsi anlatılıyor. Titanic'ten önce öyle bir roman mı yazılmış? Tabii. 1898 yılında romancı Morgan Robertson. Titanic'ten Titan bahsediyor. Diye, niye hiç bilmiyoruz, duymadık bunu böyle bir şeyi? Ben bunu buldum. Ondan sonra ne oldu? Bunlar oldu. Bu Titanic faciasının olduğu gün bir çocuk doğdu. Bunun da adı, bu da 1935 yılında oluyor, gemici Rivers. Bu çocuk doğdu, büyüdü, gemici oldu. Gemisinin adı Titania idi. Ve aynı şekilde İngiltere'den Amerika'ya yolculuğa çıktı. Titania'ya çarpan buzdağının olduğu koordinatta bir şey bunu uyardı, bu kişiyi, ve gemiyi durdurdu. Bir baktı aynı Titanik'i batıran buzdağı büyüklüğünde bir buzdağı ile karşılaştı. Bu da kayıtlara geçmiş bir şey. Mesela böyle şeyler var. Bunlar gelecekle geçmişin nedenselliğin ortadan kalktığını gösteren çok açık deliller. Burada yani nedensel, şimdi hocam yani bak, gelecek burada, haber veriyor burada. Şimdi bu dejavu meselesi falan var ya, burada da sorularla geliyor. Az önce dedik ya, Kur'an'da bir meseleyi anlatırken, gelecekteki olaydan bahsederken bile geçmiş zaman kipiyle bahsediyor olması, Allah onu yarattı demesi, gelecekte yaratılacak bize göre, daha tabii, gelecek tabii. gelmedi ama evet. Allah onu zaten yaratmış, evet. gelecekteki şeyi de yaratmış. Bu ben, şu anlama gelmiyor mu hocam? Şimdi sabah programın başında sizin de itiraz ettiğiniz, Ahmet Tan'ın savunduğu. Bütün kainattaki olaylar, bütün madde, zaman, her şey hali hazırda bir anda mevcut. Biz sırayla tak tak sırası geldikçe bunları yaşıyoruz. Eğer öyleyse, o zaman geçmişte o an mevcutsa, geçmişte, gelecekte de mevcutsa, o zaman biz onlara hadi fiziki olarak gideriz, gidemeyiz, o ayrı bir tartışma. Ama bazen gelecekte yaşayacağımız ama henüz yaşamadığımız şeyleri bir şekilde hatırlıyoruz. Bu altını bir çizeyim çünkü çok enteresan bir, garip bir ifade olacak ama geleceği hatırlamaktan bahsediyorum. Ben hep bundan bahsederim. Kendi kitaplarımda da, makalelerimde de buna hep değinmişimdir. Geleceği hatırlamak. Şimdi o olayı yaşadığınız zaman diyorsunuz ki ya ben bu anı yaşamıştım. Aslında nasıl yaşamıştın? Geçmişte yaşamadın ki sen öyle bir şey. Ben bunu şey kişisel olarak da deney ettim yani. Hem de böyle çok şey net bir şekilde birkaç kere deneyim ettim. Mesela gideceğim bir yerin görüntüsü resim olarak kafamda canlandı. Ömrümde gitmemişim. Gideceğim bir şey tetikledi onu. O görüntü canlandı. Gittiğim zaman şok oldum. Ya bu resmi ben gördüm, nasıl oldu böyle bir şey? Daha sonra orada bayağı bir zamanlar geçirdiğim bir mekandı orası. Orada işte iş yaptık, çalıştık, ettik falan. Demek ki o benim belleğime kazındı. Gelecekteki bilgi geçmişe geri gitti de ben bir dejavu bu oldum. Bir dejavu diye bir şey var, bir fenomen var. Evet. Bunu herkes yaşıyor. Bu nasıl şimdi oluyor? Şimdi mesela fiziki olarak baktığımız zaman zamanın daima ileriye doğru gittiğini biliyoruz biz. Evet. Ve diyoruz ki psikolojik zaman, kozmolojik zaman ve termodinamik zaman vardır. Yani bir ara sözünü ettik ama araya başka şeyler girdi. Onun üzerine durmadık. Müsaadenizle o konuyu biraz daha açmak istiyorum. Bir dejavuya mı getireceğiz? Evet. Şimdi üç türlü zaman oku var. Bir tanesi kozmolojik zaman oku. Evet. Yani evrenin giderek genişleyerek, zamanla ama zamanla giderek genişlemesi. Kozmolojik zaman oku. Daima ileriye doğru gider. Evren genişliyor. İkincisi termodinamik zaman oku veya termal zaman oku da derler buna. Çok yoğun ve çok sıcak olan ilk evren maddesinin giderek soğuması, zamanla soğuması. Zaten evren genişledikçe haliyle soğuma da baş gösteriyor. Biz bu evrenimizde prensip olarak daima geçmişi üçüncü hatırlarız. Üçüncü psikolojiyi söylemedin hocam. Psikolojik, onu söylüyorum. Hı hı. Psikolojik zaman okuda daima biz geçmişi hatırlarız. Evet. Anı yaşarız ve geleceği planlarız. Evet. Geçmişi hatırlamak, geleceği hatırlamak diye bir şey olmaz. Müsaade buyurun. Peki neden biz bu evrenimizde daima geçmişi hatırlıyoruz da geleceği planlıyoruz? Neden? Neden? İşte bizim psikolojik zaman okumuz, kozmolojik zaman oku ve termodinamik zaman okuyla paralellik gösterdiği için. Paralellik gösterdiği için. Ancak şimdi fizikçiler diyor ki, fiziksel denklemlerde
zamanın şu veya bu şekilde olması mümkün değil. Evet. Yani bunu beyin, ispat bunu şöyle izah etmeye çalışayım. Yani bütün denklemlerde, fiziksel denklemlerde, diyelim ki çekim kuvvetini ele alıyorsun. Çekim kuvvetinde zaman söz konusu değil. Einstein'ın E eşittir mc kareyi konuşuyorsun. Orada zaman formülü yok. Planck sabiti. Çok kısa bir şey. Efendim? Çok kısa girerek bir şey söyleyeyim mi? Biz eskiden böyle küçükken şey yapardık. Deftere böyle resim çizerdik. Şöyle yapardık. Film çıktı. Diye bir film çıkardı. Bunların her biri bir sayfada bilgisi kayıtlı. Akmıyor. Evet. Böyle yaptığınız zaman olarak görüyoruz. Böyle bir şey olmaz mı? Görünüyor. Olabilir. Evet. Öyle bir şey benziyor. Evet. Şimdi dolayısıyla soru şu. Neden ben daima geçmişi hatırlayacağım yerde geleceği hatırlamıyorum? Bu mümkün mü? Fizik olarak mümkün diyorlar. Fizik olarak mümkün. Nasıl diyorlar? Nasıl yani geleceğin hatırlanması yani, işte oluyor. Çünkü i̇şte şey yok. Doğru işte deneyim olarak. Yani evet. Buna şu deniyor. Çünkü bak Pauli, bu da fizikçi. Ufak fizikçi ne Pauli. Ne demiş? Nedensellik ilkesinin bozulmasının görünen izleri demiş buna. Neye? Bu işte nedensellik bu dejavuya veya bu Titanic olmasına. Şimdi Jung da demiş nedensellik dışı birleşme ilkesi eş zamanlık evet. demiş. Şimdi eş zamanlık diye bir hem felsefi açıdan hem de fizik açısından anlaşılan kitaplar var. Bende de var o evet. kitaplar. Şimdi bakınız mesela tavla oyununda eğer diyelim ki bir durumda istediğin zarı getiresin istiyorsun. Çok kuvvetle istiyorsun. Bunu yaparsın. Veya bir arkadaşını düşünüyorsun. Telefon çalıyor. O arkadaşına sesini geliyor. Veya bir arkadaşını düşünüyorsun. Yolda birdenbire karşına çıkıyor. Bak, levh-i mahfuzdaki kayıtlı bilginin gelmesi. Bak, burada şey olarak. Evet. Olabilir mi? Olabilir tabii. Bu tavla yani, oyununda mesela bu zarın gelmesi hocam. İnsan beyninin kainatı etkilemesi midir? Nedir bu? Şimdi... Yani dış Young dünyayı etkileyebilir Young mi? Young deneyinde... Evet, eş zamanlık. Işık iki delikten gider. Çift delik evet. deneyimi vardır. Evet. Bu çift deneyinde tek, yani... Bir tanesini kapatıyoruz. Bir tanesini açıyorsun, gidiyor, bir şekil meydana getiriyor. Evet. İkincisini açıyorsun, bir başka şekil meydana getiriyor. İkincisini kapatıyorsun, ışık ikincinin kapandığını biliyor. Evet. Ama aşağıda yine görünüyor. İkinci nizasında yine görünüyor. Görünüyor ama çift yarık biliyor, biliyor. Biliyor, kapandığını biliyor. Biliyor, evet. kapandığını biliyor. Nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor diyor. Evet. Şimdi kuantum mekaniğinin bu dalga mekaniğidir. Kuantum mekaniği dalgadır. Bu dalga mekaniği aynı şekilde diyor ki, yani bunu izah eden fizikçiler, kuantum fizikçileri, bu durumda diyor, şekil değişiyor. Şekil değiştiğine göre ben aynı şekilde... Evrenin bir başka noktasında da bir aynı elektronun aynı şekilde davrandığını biliyorum diyor. Ne deniyor buna? İzotropi mi deniyor? Hayır, izotropik evrenin sıcaklığının aynı yerde eşit olması demektir. Bu ne? Gizli değişkenler mi oluyor? Onun da bir ismi. Bu gizli değişkenler söylüyor ama... Hocam size çok buradan soru geliyor Twitter'dan. Bir Fransız fizikçisi Aspect. Evet. Onu not al isterseniz. Aspect. Çok soru var. Aspect. Bir iki tane sorayım mı? Vallahi hepsini soramayacağız. Aspect bayağı. Adında birisi. Aspect, evet. Yani bir Fransa'da bir deney yaptı. Bu deneyin aynı şekilde aynısının evrenin ister en uzak noktasında olsun aynı şekilde tekrarlandığını anlattı. Bu bir çığır açtı dediler. Aspect'in. Paris'te yapmış olduğu. Yani evrenin birbirinden haberi var. Birbirinden haberi var. Işık evet. bunu iletememesine rağmen. Ha. Arada mesafe rağmen. Olmasına rağmen. Bak, evet. Bu ne demek? Bir şekilde bilgi gidiyor. Işık hızından hızlı giden iki bak, parçacık birbirinin aynısı davranıyor. Bu çok bu güzel. Bu nasıl oluyor? Bu güzel bir nokta. Bu ışıktan hızlı işte gitmiş olması gerekiyor burada da. Bu nedir biliyor musun? İnformasyon fiziğidir. Evet. Yani bilgi o zaman ışık hızını aşıyor. Bu bir yolla evet, birbiriyle haberleşiyor parçacıklar. Şimdi o zaman ben nasıl biliyorum tavla oynarken dört çağır geleceğini? Evet. Aslında ne onu şöyle, ona? Sen mi yapıyorsun bu yoksa geleceğini mi biliyorsun? Şimdi bu bir düşünce mi? Yani düşünce yani beynin düşüncesi izi ileriyi görüp de bana mı haber veriyor? Evet. Veya ben bir arkadaşı düşündüğüm zaman telefon çaldığına göre bu nedir? Bu doğrudan doğruya belki yani parapsikolojik bir olaydır veya psikolojik bir durumdur veya
bunu henüz daha beyninin ispat edilemeyen, bilinmeyen bir tarafı da vardır. Soruyorlar burada, diyorlar ki madde düşünüyor mu? Nasıl oluyor bu iş? İşte madde düşünür. Düşünüyor demek kesin ki. Kesin olarak düşünür. Madde düşündüğü için biz de maddeden ayrı olmadığımız için. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Okyanusun üzerinde adalar var. Türkiye var, Kıbrıs var denizin üzerinde, değil mi? Görüyoruz. Bunlar üzerine baktığımız zaman parça parça ayrı ayrı varlıklar gibi görünüyor. Ama alta indiğimiz zaman bunlar deniz tabanında birleşiyorlar. Tek varlık oluyorlar. Biz de şimdi hocam ayrı görünüyor. Ben ayrı, bu masa ayrı. Bunlar ayrı görünüyor. Ama bu maddenin içine, yani atomun içindeki bu tünel dediğimiz olaya girdiği zaman, o zaman tekilliğe bütün varıyor, kainatın tünellerle birbirine bağlı olduğu anlaşılıyor. Şimdi o zaman bakınız, tevhid noktasına geliyoruz. İşte oraya geliyor. Aynı şekilde. Evet, yani her şey birin içinde, bir her şeyin içindedir. Evet. Bak, bir her şeyin içinde, her şey de birin içindedir. Evet. Dolayısıyla buna çok önem vermemiz lazım. Yani başka bir deyişle, bir dalga olduğuna göre ve düşüncede bir dalga olduğuna göre, evet, demek oluyor ki ben düşünce gücümle, yani onu her zaman söylüyorum, yani zaman makinesi önemli değil ama düşünce gücümle, yapabilirlik olarak irademle bunu yapabilecek kabiliyetteyim demektir. Ama bu herkese nasip olmaz, başka mesele. Burada bir katkıda bulunayım ben de hocama. Evet. Şimdi düşünce gücüyle diğer fiziksel enerjiler aynı mıdır değil midir onu anlayabilmemiz lazım. Yani mesela kara delikler ışık dahil, kütlesiz dediğimiz fotonları dahi yakalayıp bırakmıyorlar. Bırakmaz. Bırakmıyor. Şimdi bu şu demektir. Artı bir değerinde olan, maddi bir yapısı olan her şey bu çekim enerjisine, çekim kuvvetine yakalanmaya mahkum. Ama düşünce öyle değil. Düşünce kara deliklere falan, evet, yakalanmıyor. Düşünce, kütle çekiminden etkilenmeyen tek şey o zaman eksik düşünce. Eksik kainatı da gider. Şimdi Mevlana ne der biliyor musun? Ey birader, sen sadece düşünceden ibaretsin, gerisi sadece et ve kemiktir. Evet. Descartes. Düşünüyorum. Düşünüyorum, o halde varım der. Yani kendi varlığının düşünceyle özdeşleştiğini, evet, söyler. Yani bilince getiriyor hepsi, bilinç. Bilinç diyebilirsiniz, şuur diyebilirsiniz. Şuur diyebilirsiniz, evet. Veya bir başka melekut. Mesela şey, sorulardan bir tanesi de size soru. Esir maddesini soruyorlar da şu melekler antimadde mi diye soruyor. Eğer madde düşünüyorsa. Madde değil, antimadde başkadır. Madde başkadır. Antimadde ile madde bir araya geldiği zaman ikisi birden yok olur. Bir enerji açığa çıkar. Ve dolayısıyla yani şöyle bir misal de gösteriyorlar. Yani şimdi tahtada göstermek zor olur belki. Yani zamanı şöyle bir eksen olarak, dikey eksen olarak düşünelim. Evet. Burada artı elektron, burada eksi elektron var. Zamanla beraber bunlar birleşiyor ve yine zamanla beraber ikisi kayboluyor. Buna annihilation denir. Annihilation. Yok olma. Ve ondan sonra gidiyor, bu defa tekrar dalga haline geliyor. Sonra bu dalga tekrar madde ve antimaddeye dönüşüyor. Bunlar kesin artık. Evet. Ve yani antimaddenin varlığı kesin. Varlığı kesin. Laboratuvarda bulunmuş olan bir şey yani. Evet. Ama evren maddesinin, yani ilk evren maddesinde madde ile antimadde eşit değildi. Bu esir diyorlar ya, esir maddesi fiziki bir şey değil ama şimdi, bu tasavvufta daha çok kullanılan bir isim. Hangi şeye eşit olduğunu söyleyen de var. Aynen. Şimdi böyle görüş de var. Şimdi eğer eşitse birbirini yok eder. Yok, biri bu tarafa kaçtı. Nereye tarafa? Milyonda bir bu tarafa, öbürü de bu tarafa. O tarafı, o tarafı yok. Rezonans zamanla geriye gitti deniyor. Onu ölçüyorsun. Hayır, şimdi şöyle. Böyle iddialar da var. Hepsi eğer aynı değerdeyse o zaman birbirini yok eder. Sadece evrenimizde enerji olur. Madde, evet, olmaz. Evet. Ancak yani düşünceye tekrar dönecek olursak, demek oluyor ki bilinç, bilgi, informasyon, bir informasyon fiziği diye bir şey var mesela. Bu aynı zamanda entropik değerle de ilgili. Bilgi meselesi. Bilgi nedir? Bu bilgi, bir mumda bilgi var mıdır? Bir mum ışığında bilgi var mıdır? Vardır. O mumun sıcaklığı, enerjisi, boyu, kütlesi, ağırlığı, ne varsa o bir bilgidir. Peki evimizdeki kazan dairesinin bilgisi var mıdır? Vardır. Enerji üretir, sıcak ısı üretir. Belli bir kapasitesi vardır. Hacmi vardır, yoğunluğu vardır. Miktarı vardır. Güneşin, evet, enerji var mıdır? Bilgisi var mıdır? Vardır. Vardır. Aynı şekilde
Onun da kütlesi vardır, enerjisi vardır, yaşı vardır vesaire. Bunlar hep bilgidir. Evren bilgiyle doludur. Hatta bir fizikçi diyor ki infon diyor buna. Oo. Foton demiyor. Bilgi parçası. Infon. Buna doğru en küçük parçacık olarak diyor infondur diyor. Olabilir. Bana da çok akla yakın geliyor. İnfon, yani evet. Yani informasyondan alıyor onu, fotonu da birleştiriyor, evet. İnfon. Çünkü biliyoruz ki Young deneyinde o deliğin kapalı olduğunu biliyor o ışık. Nereden biliyor? Cevap yok fizikçilerden. Cevap yok. O zaten enteresan bir şey. Burada şeyi söylemek lazım. Şimdi gözlemciye göre mesela biraz ha, önce bahsettik pardon, ya. Pardon, gözlemci dediği bak şimdi son olarak kullanılan... Ha, bir de o var. Gözlemlenmediği zaman gözlemci işliyor bu işte. Tabii gözlemci diyor, katılımcı oldu artık diyor. İşin içine giriyor. Yani katılımcı. O parçacık gözlemci onu gözlemlediği için farklı davranmaya başladı. Evet, davranmaya başladı. O gözlemlemediği zaman o şekilde aynen davranmıyor. Öyle. Aynen öyle. Bir de şöyle var, birbirinden farklı. Bunu mesela relativite de izah ediyorlar. Hızlı giden sistemi evet. Dışarıdan bakan gözlemciye göre başka içeriden bakana göre farklı. Evet. Algılanıyor evet. Ve bütün her şey farklı. Bir de bu kedi deneyinde var hocam. Schrödinger'in kedisinde. Orada da bir farklılık var. Orada tamam. Kedi hem ölü hem canlı hem ikisi arasında. Şimdi burada onu keşke anlatmaya zaman yani, olsa. Anlatsın hocam. Program bitti biliyor musunuz? Schrödinger'in kedisi olsun. Sıra bitti. Biraz, şimdi, bir sorayım bakayım birkaç dakikamız var mı da? Yok. Yok. Peki. Kapalı bir kutu içerisinde. Kapalı bir kutu içerisinde bir kedi var. Bir de zehir var. Evet. Sen başka bir odadasın. Kedinin ölü veya diri olduğunu bilemiyorsun. Çünkü radyoaktif maddenin zehir çıkartması tamamen doğrudan doğruya bir zamana bağlı olan bir şey. Eğer kedi alırsa ölecek, kedi almazsa sağ kalacak. Tamam. Daha yani dualitenin teşekkürler. Hocam, bitti mi? Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Geldiniz, anlattınız. Teşekkür ederim. Ayrı sağ olun. Evet, sayın seyirciler, programımız burada bitiyor. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.